Kanal T magazin gündeminden herkese günaydınlar diliyorum. Bana ne oluyorsa bu ilk haftaların, ilk haftanın ilk günleri böyle bir tutukluk oluyor ama ben de çözebilmiş değilim. Ama yüreğimiz gene dağladı, gene ocağımıza gerçekten hani ateş düştü derler ya, gene Türkiye'mizi karıştırmak isteyen o adiler. Ama yine söylüyorum, onlar kendi kanlarında boğulacaklar. Lazı, Kürdü, Alevi, Çerkezi, Sunisi, Boşna, Arabı, herkes lütfen birbirine karşı kenetlensin. Bu olayın üstesinden Allah'ın izniyle de devletimiz de milletimiz de her şekilde gelecektir diliyorum. Ve dün akşam cumartesi günü gerçekten yakın çekim alabilir miyiz, teşekkür ediyorum. Sevgili engelli kardeşlerimizden Engelli Destek Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkan Birsen Sevmi'ye, tabii ki Serdar Kurtuş'a çok teşekkür ediyorum. Engel yok dedik ve dün akşam Bahçelievler'deki bir AVM'de, bir bowling'de sevgili bowling'in müdürü sevgili Meral Maytar Hanımefendi'ye tabii ki buradan teşekkür ediyoruz. AVM'nin genel müdürü Mustafa Bey'e, dediğim gibi engelli kardeşlerimizle beraber olduk. Çok değerli sanatçılarımız oldu. Tankurt Manaz, Ersan Er, Teoman Ayık, Cenk Acarlar, Gizem Gülşen Şahin oyuncu ve birbirinden değerli, çok değerli ozanlarımız oldu. Çok da güzel bir gece oldu. Biz yılbaşını sevgili kardeşlerimizle kutladık diyorum. Ve gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu olay, bu plaket benim için çok önemlidir. Tekrar Engelliler Eğitim Destek Yardımlaşma Derneği adına tabii ki Başkan Birsen Sevmi Yönetikluğu'na teşekkür ediyoruz. Tabii ki menajer Serdar Kurtuluş kardeşime teşekkür ediyoruz. Bugün iki tane güzel konuğum var. Vallahi birisi benim çok yıllardır tanıdığım insanlardan bir tanesi. Evlendirme programı dedim ya, diyecektim az daha. Evlendikten sonra, bak heyecanlandım ya, daha böyle kendine baktı. Daha güzel derler ya, bizden bir köyde, o ne olduysa. Ya işte hatun iyi bakıyor falan mantığı vardır. Adem Terzi. Hoş geldin. Safalar getirdin. Ünlülerin kuaförü Adem Terzi. Erkekte tabii ki. Evet. Yanında da hemen onun solunda, bana göre solunda, kendine göre sağında bayanı, ünlülerin bayan kuaförü sevgili Yüksel Arslan. Hoş geldiniz. Safalar getirdin. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkürler. Çok şükür. Öncelikle hoş geldiniz. Dedikten sonra nasıl bir duygudur beyefendiyle çalışmak? Siz misafirsiniz, size soruyorum. Evet, Adem Terzi enerjisi çok yüksek bir arkadaşım. Ve de sanatı da çok iyi tabii ki. Beraber biraz tabii böyle bir rekabet, hem tatlı bir rekabet hem böyle birbirimizden enerji alıyoruz. Güzel bir sinerji var aramızda. Kendisini çok takdir ediyorum. Çok başarılı, çok hırslı bir arkadaşım. Beraber çalışmaktan çok da mutluyum. Valla. Peki Adem'im, evlendin, parklandın derler ya. Buradan da yengemize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. İsmi neydi? Ayşe. Ayşe Hanım, sevgiler sunuyorum. Evet, bu arada çocuğumuz da olacak inşallah Nisan ayında. İnşallah. O da gelecek, onu da kocaman öpüyoruz. Kız çocuğu mu geliyor? Kız çocuğu geliyor. Evet. Şimdi konuya ben şöyle gireyim isterseniz. Öncelikle... Kız çocuğundan konuya giriyor. Evet. Evet, buyurun. Yani konuya şöyle gireyim. Öncelikle en son yaşanan olaylardan hepimiz çok üzücüyüz ve üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun, ülkemiz adına, kendimiz adına. Dediğiniz gibi Yüksel Bey, Liba kendisi kuaför olarak bayan kuaförünün önceliğindendir. Çok başarılıdır. Biz yan yanayız, beraberiz. Yan yana olduğumuz için çok büyük bir avantajlarımız oluyor. Çünkü bayan müşterilerimiz eşlerini getiriyor, erkek müşterilerimiz eşlerini getiriyor. Çok güzel bir aile olduk biz, hem müşterilerimizle hem kendimiz. O yüzden çok şeyiz, memnunuz, mutluyuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Peki bayanlarla uğraşmak zordur aslında. Kapris var mı? Yani ünlüler geliyordur mutlaka. Tabii ki. Yani bayanlar. Nasıl başladınız bu işe? Okul yıllarında ben başladım. Okul çıkışları çalışıyordum part time, maaşımı çıkarmak için. Orada tabii ustaların benim yetenekli olduğumu keşfedince, üniversiteyi de istediğim bölümü kazanamayınca bu işe yoğunlaştım ve hani çok da memnunum, mutluyum. Çünkü severek yapıyorum. Bizim meslek gerçekten dünyanın en güzel mesleklerinden bir bence. Meslektir. Severek de yapınca mutlaka zorlukları var. Kadınların kaprisleri de var.
Kadınlar zaten normalde de zor olan şeyler. Ama severek yapınca mesleğinizi başarılı oluyorsunuz. Bu takım şeyler de sizi rahatsız etmiyor. Peki yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Yani işte Beyazıt Öztürk'ten tut, Ahmet, neydi, Murat Cemşir, Ahmet Kural, Burak Yılmaz, kim istiyorsanız sana geliyor. Bu ben daha önce yapmış olduğumuz programda banttan yapmıştık ve orada hayatını anlatmıştın. Kuaför nasıl oldu? Yani şimdi bir kere işi sevmek lazım, işi benimsemek lazım. Biz çocukluğumuzda çok hani detaya girmeyip de hemen konuya gireyim. Bir kuaför olmak istedim ve bir kuaförde çalışmaya başladım Tarabya'da. Ve orada çalıştıktan sonra mesleği sevdim, mesleğe aşık oldum. Meslekle beraber bütünleştim ve bir gün inşallah iyi bir kuaför olup sektörde iyi bir isim yapmak ve iyi bir imza atmak düşüncem vardı. Bunu da yapmaya çalışıyorum. Belki yaptığıma inanıyorum, bilemiyorum ama biliyorsunuz ki imza atmak demek ne demek? Farklılık yaratmak demek. Değişiklik yapmak demek. Bu da sektörde, dünyada biliyorsunuz Amerikan tıraşı, İtalyan tıraşı ve Fransız tıraşı. Bunun gibi birçok model tıraşlar var ama bizim kendi ülkemizde de Türk tıraşı dediğimiz bir şey var ve bu Türk tıraşının da bir yıllar önce bizim yurt dışından da misafirlerimiz gelir, müşterilerimiz gelir. Oradan bana bir çağrışım geldi. Dedi ki bana bir Türk tıraşı yapar mısınız dedi. Yabancı bir misafirimiz. Biz de tabii ki dedik ve orada bana dedim ki kendi kendime neden ben Türk tıraşını Türkiye'de bir moda haline getirmeyip ve bir o dönemde bir yola çıktık ve Türk tıraşı diye bir buluş yaptık ve şu an Türkiye Türk tıraşını kullanıyor. O yüzden de çok keyif alıyorum, çok mutlu oluyorum. Bunu dünyaya tanıtmak, bunu daha iyi bir yerlere taşımak için mücadele ediyoruz ve de çok daha yerlere gelecek. Peki geçtiğimiz günlerde de ben dedim sonuçta bir herkes bir marka çıkartması lazım. Türkiye'de herkes özentiden bir şey yapamıyor. Şunu yaptı, biz de onu yapalım. Niye? Olayı evet. Türk tıraşını Adem Ter'de çıkarttı. Yayında söyledim. Bana çok kızdılar. Ya Adem'den ne aldın, ne verdin mantığı oldu. Ben de bunu anlayamıyorum. Yani bir şeyi doğru söylediğin zaman insanlara bu sefer ne oluyor biliyor musun? Yani sanki ben Adem bana bakıyor. Adem'den iş iyi. İlla bir para almak mı lazım? Bir şey almak mı lazım? Evet. Sonuçta Adem Terzi, Sarıyer'de çalışıyordun daha önce. Doğru mu? Tarabya'da çalışıyordun. Etiler'deki çorbacıda bir olayım var. Anlatır mısın bunu mesela? Nasıl olduğunu yani sonuçta evet. Çok istemek ve sabat etmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Doğru evet. Mu? Kesinlikle öyle. Şimdi bu konuyla ilgili bana da arkadaşlarım söyledi. Hani Kadir Balık dedi hani sürekli Türk tıraşını söylüyor bilmem ne. Ben de hani gerçekten çok mutlu oluyorum. Çok keyif alıyorum. Çünkü bu sadece benlik bir olay değil. Adem Terzi'lik bir olay değildir. Bu bizim ülkemizle alakalı bir durum. Yani Türk tıraşı demek ülkemizi gerek yurt dışında reklamdır. Çünkü bir Amerikalı kuaföre gittiği zaman Türk tıraşı istiyorum dediği zaman bizim kendi ülkemizin bir reklamıdır. Dolayısıyla hani tekrar teşekkür ediyorum size. Benim çevrem hep söylüyor sizin bunları konuştuğunuzu. Çok memnun kaldım, çok mutlu oldum. Yani şöyle bir şey var. Öncelikle çalışmak ve istemek ve başarmak lazım. Öncelikle istediğiniz zaman başarmış oluyorsunuz. Bundan yıllar önce, siz az önce dediniz, çorbacı dediniz. Yıllar önce bir restoranda, Etiler'de bir restoranda yemek yerken bir ünlüyü gördüm orada. Çok daha yıllar önceden bahsediyorum. Ve bu da Beyazıt Öztürk'tü. Dedim ki bir gün bana tıraşa gelir mi acaba diye düşünürken aradan çok zaman geçmeden bir hafta sonra, iki hafta sonra benden randevu alındı ve tıraşa gelindi. Yani öncelikle isterseniz bir takım şeyleri zaten sizin oluyor. Önemli olan niyetinizdir. İnanmak değil mi yüksek? İnanmak başarmanın yarısı derler ki gerçekten hani başarılı olan insanlarda bir takım kıskançlıklar, bu tarz şeyler olabiliyor. Adem Terzi de o konuda kendisi çok dediğim gibi hırslı ve işini seven ve hani işini büyütmekte bütün olanaklarını kullanıp belli bir noktaya gelmiştir. O yüzden peki buradaki en büyük olay bence samimiyetten doğuyor. Yani bakınca Adem Terzi gibi 3-4 tane daha işte kuaför arkadaşlarımız var. Evet. Şimdi kalkıp da o onu kıskansın. Evet. Yani böyle bir şey yok ki. Bence birlik beraberlik içindeki öyle oluyordur mutlaka. Bu saygıyla alakalı bir şey. Bu salonun işte çalışan arkadaşlarının samimiyetiyle alakalı bir şey. Güler yüzüyle alakalı bir şey. Adam bir şey olduğu zaman size dönüyor. Hanımefendi size geliyor. Veya Adem'e geliyor. Yani ünlüsü de, iş adamı da. Yani oturduğun zaman mesela
Türkiye'nin ekonomisi bence Adem Tersi'nin oradan dönüyor yani bakınca. Evet. İş adamısı, oyuncusu, evet, mankeni, sizde de öyle mutlaka. Tabii yani ki. Sonuçta bu inanmakla alakalı bir şey. Bir de bizde şey var ama ya Adem Tersi mi? Ya bize selam vermez. İşte Yüksel Arslan mı? Ya işte, bir de böyle bir birbirimize karşı şeyimiz var. Neden böyle peki Yüksel abi? Soksam mı işte gitse herkes konuşur bu sefer. Biraz kendimizi mi aşamıyoruz bazı noktalarda? Şimdi şöyle biz her yıl mesela düzenli olarak kendi mesleğimizle ilgili yurt dışına gidiyoruz. Orada fuarlara, seminerlere katılıyoruz. Kendimizi tazelemek, yenilemek adına. Şimdi bizim ülkemizde, bizim çok yetenekliyiz. Yani kuaför arkadaşlarımız sektörden, yani Türkiye'deki kuaförler olsun, berberler olsun, kıyas yapıldığında yurt dışındakilerden daha başarılıyız, daha yetenekliyiz. Ama nedense kendi içimizde hani organize olup daha güzel şeyler yapmak adına, biraz önce değindiğimiz konu, hani birbirini kıskanma ve hani aynı ortamda olduğumuzda böyle bir farklı düşünceler oluyor. Dolayısıyla daha ileri gidebilecekken bir takım şeylerde tıkanıyoruz. Yoksa daha iyilerini yapıp, daha iyi şovlar yapıp, daha modayı bizler belirleyebiliriz. Bugün Paris'te, Londra'da devamlı moda haftaları oluyor. Türkiye'de de oluyor ama bizim bir takım eksiklerimiz var. Bunları gidermek için kendi aramızda organize olup daha güzel şeyler yapmak adına, mesleğimizi daha ileri götürmek adına daha bir organize olunabilir diye düşünüyorum. Birbirimize uğraşmaktan başka bir şey yapmıyoruz ki biz yani. Evet. Şimdi kalkıp da ben günün birinde benim kardeşimiz var Emrah Öztürk diye, burada kuaför dükkanı. Dedi ki ya dedi ben dedi gidip dedi Adem Terzi'den dedi bunun eğitimini almak istiyorum bazı noktalarda. Dedim gel, aradım Adem'e, gitti. Adam hala her yerde seve seve Adem'i anlatıyor. Ne kadar mütevazı olduğunu, ne kadar olay olduğunu, sağ olsun, ona selam öğrettiklerini anladım. Çok önemli bir şey yani. Sonuçta düşmez kalkmaz bir Allah. Kimse kimseden üstün değildir yani. Çok ben ukala gördüm ama şimdi hep yıkıldı hepsi yani. Yani egolarımızdan kurtulmamız lazım. Adam her yerde, ismini hatırladın mı? Emre Öztürk. Evet. Hala gittiği yerde Adem Terzi ne kadar mütevazı olduğunu, ne kadar insancıl olduğu, ne kadar onunla ilgilendiğini anlatıyor. Ne güzel bir şey yani. Evet. Ne oldu? Bir anda 100 kişiyi kazanıyor Adem Terzi yani. Zaten bu şey oluyor, hani adını siz söyleyeyim. Bize mesela yurt dışından da çok arayan misafirlerimiz, sektörden eğitim almak isteyen oluyor. Türkiye'nin birçok ülkesinde de, birçok şehrinde de bizden eğitim almak isteyen insanlar oluyor. Ama bu farklı bir iş, farklı bir kulvar. Sadece böyle sevdiğimiz ve tanıdığımız insanlar aradığı zaman gelip misafir ediyoruz, bilgilerimizi aktarıyoruz ki daha çok sektör ileri doğru gitsin ve daha çok iyi olsun diye. Peki sektör iyi olacak mı sizce? Kesinlikle iyi olacak. Bayan da olsun, erkek evet, de olsun. Yani sektör iyi olacak mı derken, çünkü Türkiye'de artık insanlar, erkekler kendisine o kadar çok bakıyor ki ve kendisini o kadar çok önemsiyor ki, dolayısıyla kendisine baktığı için sektör daha çok ileriye gidiyor, daha çok bakımlar oluyor, saç bakımları olsun, manikürler, pedikürler, yüz bakımları daha çok çoğalıyor ve yükseliyor, artışta. Peki şimdi her sektörde bir düşüş var. Hı hı. Sizde düşüş mü var, müşteride artış mı var? Yoksa gene aynı rantta mı gidiyorsunuz? Bizde aynı rantta devam ediyor. Düşüş de yok. Aynı şekilde yürüyor, devam ediyoruz. Sevgili Metin Yılmaz diyor ki, sevgili Hüseyin aynı zamanda, benim de kuaförüm, sürekli gidiyorum kendisine. Bu başarılı olmanın uç noktası, püf noktası nedir soru sordular. Şimdi ben de size bunu sorayım. Valla bir kere çok samimi olmak, doğru olmak, dürüst olmak, çalışkan olmak, disiplinli olmak, saymak, sevmek, mütevazı olmak. Bunları bütünleştirdiğiniz zaman zaten başarılı olma gibi bir durumunuz yok. Bir de şey var mesela, ya beni işte atıyorum Bağcılar'dan, Bayrampaşa'dan, işte işte bu gibi, işte benim mesela doğduğum değil de doyduğum semt sonuçta. Buradan insanlar sizin gibi hep etçilere, oraya buraya taşınmak istiyorlar bazı noktalarda. Hı hı. Bu işi yaparken bir kere ben her zaman söylüyorum. Yaptığın işte bir kere çok acele etmeyeceksin. Bir de oraya gittiğinde
Hani aa bak müşterinle gitmen lazım. Doğru mu bilmiyorum ama evet. Öbür türlü siz bunun neyine dikkat ediyorsunuz? Yani şimdi Bağcılar'daki veya diğer semtlerdeki insanlar tabii ki Etiler'e gelmek istiyorlar ama Etiler'deki ayrı bir kaos var, ayrı bir enerji var. Eğer ki orada bir portföyünüz veya bir marka gücünüz yoksa zaten ayakta durmanız çok zordur. O yüzden bu çok risk taşır, bir engeldir. Herkes kendi olduğu atmosferde bir marka yaratmalı ve servisini ve kalitesini yüksek tutmalı ki oradaki insanlara servis verebilmek için. Çünkü her erkeğin veya her bayanın servise ihtiyacı var. İyi bir servise, kaliteli bir hizmete, iyi bir sanata ihtiyacı olduğu için herkes kendi semtinin bir markası olabilir. O yüzden de bunun için bu dediklerimizi yapılması gerekiyor ki markalaşmak için. İlla da Atiler'de veya orada veya burada olmasını gerekmiyor. Bugün Bağcılar'daki bir kuaför bile veya ne bileyim Beylikdüzü'ndeki bir kuaför bile semtinin starı olabilir. Peki Yüksel Bey, bayanlarla uğraşmak nasıl bir duygu diyeceğim ben size? Zor mudur bayanlar kuaförlük? Şimdi şöyle, tabii ki hiçbir, her işin kendine göre zorlukları ve kolaylıkları var. Biraz önce söylediğim gibi tekrar, eğer işini severek yaparsan, işine saygın olursa, dürüst olursan belli bir yerlere geliyorsun. Yani başarıyı yakalayabiliyorsun. Bizim sektörde de öyle. Yani bayanlarla uğraşmak daha dikkat, daha konsantrasyon isteyen bir şey. Tabii ki zorlukları var. Ama işinizi eğer profesyonelseniz ve severek yapıyorsanız, yani bunları siz zorluklar değil de size daha zevkli gelmeye başlıyor. Yaptığınız bir saçı beğeniyorsunuz, karşı taraf da beğeniyor ve bir defa mutlu oluyorsunuz. Daha bir şevkle yapıyorsunuz. O yüzden işini severek yapmak çok önemli diyorum ben. Peki zor mudur Yüksel Bey'le çalışmak? Çünkü yan yana çalışıyorsunuz. Yok, Yüksel Bey gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım. Çünkü kendisine enerji alıyorum. Yapmış olduğu işi çok iyi yaptığı için izlediğim zaman keyif alıyorum. Onu izledikçe kendime bir şeyler katıyorum. Aranızda duvar var ama nereden görüyorsun? Yok, ben hemen kaçıyorum yan tarafa. Birbirimizden böyle ilham alıyoruz. Peki birbirinden öğrendiğiniz şeyler var mı? Tabii mutlaka. Olmaz yani, mı? Hem başarı orada başlıyor zaten. Başarı bir takım şeyi almak ve o aldığınız şeyi hayatınıza lüksetmekle başlıyor. Çünkü bu işin sonu, yani öğrenmenin sonu yok. Her zaman ufacık bir çocuk bile olsa, hani veya yeni başlayan birisi olsun veya Adem terzi olarak devamlı birbirimizden etkileniyoruz. İyi anlamda. Hani en ufak bir şey bile bir kıvılcım olabiliyor ve bir şeyler esinlenebiliyorsunuz. Peki bu konularda marka önemli mi Türkiye'de? Her konuda, yani işte atıyorum Adem Terzi, işte Veysel veya işte Özcan veya işte bilmem ne, yani o kuaförlerde işte Erdem Kramer veya işte başka birisi. Türkiye'de 4-5 tane, 5-6 tane marka var bakınca yani. Şimdi hepsinin işine saygı duyuyorum ben. Ama bizde birbirimize karşı kenetlenme yerine birbirimize karşı o kendi işlerinde değil dışarıdan. Yani o iyidir, o kötüdür, o bilmem nedir. Aslında biz içimizdeki o insanlar birbirlerini çok seviyorlar ama dışarıdaki insanlar buna izin vermiyor. Ne dersin Yüksel Bey? Şimdi tabii başarı her zaman kıskanılan ve kıskanılan bir şeydir. Başarılı olan kişileri mutlaka hani buraya tesadüfen gelmemiştir. Eğer olduğunuz yerde müşterinize iyi servis veriyorsanız, yenilikleri takip ediyorsanız, salonunuzda hijyen varsa ve bir takım şeyleri, yenilikleri salonunuza getiriyorsanız yavaş yavaş bir marka oluyorsunuz ve insanlar sizi tercih ediyor. Bunu da zamanla portföyünüzü çoğaltıyorsunuz ve yaptığınız saçlarla olsun, yarattığınız trendlerle sizi insanlar takip etmeye başlıyor. Dolayısıyla bir marka oluyorsunuz ve bir büyüyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim gibi, yani Avrupa'da insanlar daha meslekler arasındaki, bu teknik olarak söylüyorum, çalışmalarda bizden
daha öndeler konuda. Ama biz sanat olarak daha Türkiye'de gerçekten çok üstadlar var bu işi yapan, biraz önce saydınız. Ama aramızda böyle bir kopukluk var. Bu da nedendir? Dediğim gibi hani insanların başarılarının kıskanılması diye yorumluyorum ben. Bilmiyorum Adem tercih. Yani tabii Yüksel Bey'in dediğine tabii katılıyorum ama bir de şöyle bir şey var. Artık bahsettiğiniz isimler, hepimiz o kadar çok yoğunuz ki birbirimize hani zaman ayırıp böyle bir saat... Hayır, bir, o olay saat... sizle alakalı değil. Evet, evet. Ya sizin içinizde birbirinizi çok seviyoruz ama evet. Dışarıdan gelen insan veya dışarıdan konuşan insan ya seni aşağıda görüyor ya onu yukarıda görüyor. Evet. Niye böyle bir şey yani yapıyorsunuz? Yani o kişilerin kendi tercihidir, seçim tercihidir. Yani ben şahsım olarak dışarıdaki gördüğüm bir adını söyleyeyim, ayakkabı boyacısını da, ki ben de yaptım o işi, onu da aynı şekilde benimseyerek seviyorum. Veya dışarıdaki başka bir peçete satan bir kardeşimizi de aynı şekilde benimseyerek seviyorum. Bu yanlış ya da doğru tartışılır. Ama bak ne güzel bir şey söyledi. Ayakkabı böyle, ben de yaptım o işi. Evet. Ben de yaptım abi. Su sattım. Evet. Bilet sattım. Ne bileyim yani, kendimi idam etmek, şeye idirmek, bu çok önemli bir şey tabii yani. Tabii ki. Dolayısıyla bu kişilikle alakalı bir durum. Yani insanların kişiliğine karışamadığımız için fikir veremiyoruz, beyan edemiyoruz. Onun seçimidir. Saygı göstermek lazım. Peki Avrupa'da böyle bir şey var mı? Yok. Biz çok Avrupa'ya çıkıyoruz Yüksel Bey'le beraber. Fuarlara gidiyoruz ama oradaki bir insan bile birbirlerine saygısı o kadar güzel ki ve o kadar samimi ve sempati ki çok daha farklı. Ama bizde de tabii ki bu var. Daha sıcakkanlılık. Her ülkenin kendine geri bir şerbeti var diye. Şimdi Süleyman Al diye bir akrabam var benim. Diyor ki Türk tıraşı nereden aklına geldi? Bu format nasıl aklına geldi? Nereden aklına geldi? Türk tıraşı dediğim gibi konu başında ülkemizde hani sektörümde bir şey bırakmak adı altına ne yapabildiğimi düşünürken Türk tıraşını bulduk. Bu da dünyada Amerikan tıraşı, İtalyan tıraşı, Fransız tıraşı var. Biz de Türk tıraşını bulduk ve Türk tıraşı da şu an ülkemizde kullanılan bir model. O da şöyledir. Yanlar kısa, önler daha uzun, böyle bir akım yaratıldı yaklaşık bir sene, bir buçuk senedir. Ve bu akım halen daha devam etmekte. Bu da Türk tıraşıdır. O yüzden de insanlar bunu kullandıkça ve yaptıkça çok memnun kalıyorum, çok mutlu oluyorum. Ve buradaki sektördeki arkadaşlarıma da söylemek istiyorum. Bu Türk tıraşı sadece Adem Terzi olarak diye baz almamak lazım. Kendi ülkemiz için, kendimiz için bir şeyler bırakmak adı altında hep beraber mücadele etmek lazım diye düşünüyorum. Peki yani bunu yaptıkları zaman herhangi bir kızma olayı falan yok herhalde. Kesinlikle daha yani. Çok mutlu, memnun olurum. Hani geçenlerde ya, marka nasıl kullanırsın falan mantığı yok, var mı ya? Geçenlerde bir Instagram hesabıma ve Facebook hesabıma sektördeki arkadaşlarım bir hashtag gönderdiler bana. Kendi kuaförünün önüne Türk tıraşı hashtagli bir yazı yazıp yapıştırmışlar. Bunu kullanabilir miyiz Adem Bey diye söylediler. Tabii ki kullanılabilir çünkü bu benim değil. Yani benimle alakası olan bir durum değil. Sadece ben bunu buldum, bunun patentini evet aldım. Ama insanlar bunu kullansın diye bunu yaptım. İnsanların beynine bir ışık vermek ve bir fısıltı vermek için ben böyle bir şey yaptım. Herkes senin gibi düşünmez biliyor musun? Mesela bir firmanın markasını alıyorsun tabelaya koymadan... Ya bakıyorsun patenti var. Evet. Hatta dün bile birazdan da zaten orada çekime gideceğiz. Hı hı. Sevgili Kadir Küçük dostumuz var. Balat'ta çok güzel bir kafesi var. Hı hı. Sevgili Serdar'ımla beraber, sevgili Ruhi ile beraber kolay gelsin. Artık kafelere kahvaltıya gideceğiz demiştik. Evet bugün sevgili Gizem Gülşen Şahin ile beraber Balat'ta olacağız. Kadir Küçük'ün mekanında. Yarın da burada göstereceğiz efendim mekanını A'dan Z'ye. Çünkü biz de Türkiye'nin gündemine biz de katkıda bulunalım ki evet. Güzel insanlarımızı belirleyip alsın, yeri artsın. Çünkü insanlar televizyon seyrederken, programı seyrederken nerede yiyebiliriz, nerede ne yiyebiliriz çok önemli şeylerdir bunlar. Evet. Biz de acizen elimizin geldiği kadar sizleri bilgilendireceğiz. Evet. Orada da şu oldu mesela işte tabelada işte ismini almamış atıyorum. İşte bir ekleme yapması gerekiyor. İşte bizim Özgür var işte patentçi arkadaş. Onu aradım. Dedi abi böyle olmaz da böyle olur. Çoğu insanlar da bundan korkuyor. Biz bunu kullandığımız zaman evet. Başımıza iş alır mantığıyla gidiyor. Evet. Yani. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki Türkiye yani Türk tıraşı Türk'ün bir ibresidir ve tamamlayıcısıdır. O yüzden bu kendi ülkemizle alakalı bir durum. Benle alakalı bir durum değildir. Türk tıraşı ülkemizi temsil eden ve bu yurt dışında temsil edebilecek, insanların Türk tıraşını isteyebilecek bir ibaredir. O yüzden ben buradan sesleniyorum sektördeki arkadaşlarıma. Bu Türk tıraşını tabelaya da yapabilirsiniz, camınıza da asabilirsiniz, sözlüğü de kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil çünkü bunun bir an önce büyümesi lazım.
Peki ne güzel bir şey yaptın ve ne güzel bir şey diyorsun ki herkes yapabilir. Yani 81 ilde herkes bunu kullanabilir diyorsun. Kesinlikle kullansın. Yani zaten ben bunu çıkartmışım. Tabii yani. Niye? Bu bayrağımızın aynen sallandığı her noktada. Bir savaş düşünün yani, bir savaştasınız ve savaşa çıktığınız zaman niye oradasın veya niye buradasın diye bir cümle olmadığı için bu da onun gibi bir şey. Yani ülkemiz için bırakın Amerika'daki bir vatandaş Amerikalı gitsin bir kuaförü Türk tıraşı istesin. Neden biz Türkiye'deki bizler kuaföre gidip de Amerikan tıraşı istiyorsak orada da Türk tıraşını istesinler. Kendi ülkemizde de aynı şekilde. O yüzden de bunu biz hep beraber başaracağız. Yani benimle alakalı bir durum değil. Sektördeki arkadaşlarımla beraber biz bunu büyüteceğiz, başaracağız. Yürüyeceğiz, savaşacağız. Yapacak bir şey yok. Peki en çok bayanların işte diyeyim, kendi eşimden de biliyorum. İşte saçım işte neydi? Saçının rengini değiştirdi ama ne diyor? Balyaj geldi. Bilmem neyi geldi falan mantığı var. En çok bayanlar kuaförü seven insanlar evet. Türkiye'de. Buradan işte 2017'nin trendleri, renkleri mesela öyle bir şey var. Evet. Abinisi Bencan saçı yap, bilmem ne saçı yap. Böyle şeyleri biz seviyor muyuz? Yoksa biz kendi kendimize çıkardığımız bir şeyler, kuaförlerin evet. yapmış olduğu bir trendler midir yani? Şimdi şöyle. 2017'nin trendleri nelerdi diye sorayım daha önce. Genelde kadınlar bir daha eskiye döndüğümüzde bu tarz şeyler daha fazlaydı. Ama artık herkes daha bilinçli bu konuda. Mutlaka bir takım beğeniler oluyor. Sanatçıların saçları beğenilip ona göre bir isteklerde bulunuyor insanlar. Ama bizim için önemli olan tabii modadan önce kişiye özel tasarımlar yapmak. Yani öncelikle yaptığımız işin kendisine, kişinin kendisine yakışması, yüz hatlarına yaptığı iş çok önemli tabii. Uyum sağlıyor mu? Stili, yaptığımız stil hayat tarzına uyum sağlıyor. Bunlar çok önemli. Öncelikle bunları dikkate alıyoruz. Daha sonra esinlendiğimiz modele gerçekten bağdaşır mı? Bu tarz bir saç yapsak kendimizde uyguladığımızda olur mu olmaz mı? Bunları tartışıyoruz. Öncelikle bir yarım saat bir konsültasyon yapıyoruz bu müşterimizle, misafirimizle. Daha sonra tabii karar veriyoruz ne renk yapacağımıza. Bu renk yapsak yakışır mı, yakışmaz mı? Bunlar çok önemli. Bu sene yine kesimlerde orta boy, düz kesimler çok ön planda. Sarılarda da çok ekstrem sarılar vardı geçtiğimiz sezon. Böyle griler, yeşiller, pastel sarılar. Bunlar daha natürel sarılara döndü. Kahvenin tonları, özellikle bakırlar bu yıl oldukça göreceğiz önümüzdeki sezon. Ama her şeyden önemli dediğim gibi kişinin yüz hatlarına, renk teninin rengine yakışması çok önemli. Bir rengi yaparken, bir saç modeline karar verirken bunlara çok dikkat etmeliyiz. Tabii ki saçımızın sağlığı da her şeyden daha önemli. Evet, şuradan yakın Offspor sevgili başkanım görüyorsunuz evet. bizim memleketimizin forması geldi. Offspor'a sevgili Olcay Saral'a çok teşekkür ediyorum. Bütün yönetimine ne güzel ki memleketimin kofun kokusu geldi bana, ciddi söylüyorum. Sevgili yönetime, bütün Offspor camiasına ben her zaman söylüyorum önce Offsporluyuz. Onur Kıvrat biliyorsun o formayı hareketi yaptıktan sonra ben Trabzonspor'u tutmuyorum. Onu da söylüyorum. Hala da tutmuyorum. Çünkü bu onurlu bir forma. Doğru mu? Bunun üstünde nedir? Milyonları taşıyan bir taraftar topluluğu var. Bunun üstünde Türk bayrağı var. Bunu kalkıp da yere atarsak o memleketteki yurdumun insanlarını yere atmış olursun. Onunla alakalı yok. Ben özür diliyorum. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Git özürün babana, baban seni evlendirsin derler ya. Bu formayı yere attığın zaman kalkıp da ondan sonra ya özür dilerim dediği zaman olmaz. Ben onun için diyorum ki böyle bir onurlu formayı taşımaktan onur duyan herkesi yürekten kutluyorum. Ve Olcay Saral'a, sevgili başkana, sevgili yönetim kuruluna ve tabii ki Offspor'a yürekten başarılar diliyorum. Her zaman bu formayı gönderdim başkanım.
burada taşıyacağız Allah'ın izniyle. Her zaman bir ob sporlu olarak senin arkandayız dedi. Teşekkür ederim başkana. Ne güzel. Hangi takım tutuyorsun? Ben Trabzonspor'u tutuyorum. Valla işte ne, dediğim şeye katılıyor musun? Yani şimdi onun hepsi arkadaşım benim. Onur senin oraya geliyor biliyorum. Onur'u sen traj ediyorsun. Yani o şimdi... Özünde öyle bir adam değil. Değil, kesinlikle değil. Çok doğru, çok düzgün, çok beyefendi, çok inançlı bir arkadaşımız. Dolayısıyla hani o an insan bir an kafla, bir an böyle sinirle bir takım şeyler yapabiliyor. Hepimiz yapabiliyoruz, hepimiz hatalar yapabiliyoruz ama şimdi tabii ki yapılmaması gereken bir davranıştı. Yapacak bir şey yok, bu olmuş artık. Artık hani özrünü diledi. Hepsi iyi bir arkadaşlarımız, iyi kardeşlerimizdir. Siz de aynı kimdiniz? Ben de Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın durumu ne olacak peki? Valla şimdi galiba işte Ahmet Çalık'ı alıyorsunuz tekrar. Evet. Gençler Birliği'nden falan. Galatasaray aslında bizim dünya genelinde evet, ismi duyulan ilk takımdır. Kesinlikle. Ben Avrupa'ya, yurt dışına gittiğimizde hep bize Galatasaray'la hani oralarda da duyuyoruz ismini. Yani çok gurur duyuyorduk, duyuyoruz. Yine duymak istiyoruz tabii. Başarılar devam ediyoruz. Peki Galatasaray'ın Burak Yılmaz. Evet. Çin'den geldi galiba. Başka kimlerle çalıyorsun? Bütün futbol camiasıyla yani, Fenerbahçe'yle. Hepsi arkadaşımız tabii. Hepsi arkadaşımız. Hepsi sana geliyor doğru hepsi mu? Hepsi arkadaşlarımız. Mesela şeyi biliyorum. Cenk Tosun sana geliyor. Yok galiba. Gelmiyor Cenk. Öyle abi. Mi? Cenk? Yok. Gökhan Töre çok iyi arkadaşımızdır. Birçok isimler ama var. Ama şimdi onlar burada geldiği zaman evet, mesela evet, böyle. Peki bu markaları bir anda nasıl ulaştın Adem? Yani az önce saymış olduğumuz sebeplerden dolayı doğru olmak, çalışkan olmak, disiplinli olmak, kuralcı olmak, işini çok iyi yapmak, işini sevmek, insanları sevmek, benimsemek, içinize sığdırası kadar hissedebilmek, hissettirebilmek karşı tarafa da karşılıklı yani başarı bunlardan başlıyor. Tabii ki samimiyet, Adem. Doğruluk, samimiyet, mütevazı i̇stikrar. Olmak, istikrar olmak. Eşleri size geliyor mu? Tabii gelenler var. Peki şimdi erkekten sonra bayan, yani erkek bayan işte karı koca ilişkilerinde bakıyorsunuz, bazıları çekilmez insanlar oluyor. Peki seni böyle gerçekten müşterin ama yani çok böyle kaprisli bilmem ne olan insanlara ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle tabii yarın ki, gelme mi diyorsun? Çok öyle bir şey tabii. Misafirlerimiz yani müşterilerimiz oraya sonuçta rahatlamaya geliyor. Güzelleşmeye geliyor, daha da güzel olmaya geliyor. Ve tabii ki eşinin bir takım hani stresini, yorgunluğunu orada atmak istiyor. Ve size karşı belki beğenmediği bir saçı veya saçını beğenmediyse daha fazla eğer stresli bir günündeyse veya o gün aksi bir şey yaşadıysa size daha fazla aksi ettirebiliyor. Bizim de orada tam devreye girip onu mutlu bir şekilde istediğini yapıp mutlu bir şekilde göndermek. Yani mutlu olunca da tabii ki o şey seviyesi birazcık daha aşağılara düşüyor ve gidiyor. Hani öyle bir şey deme şansımız yani yok. Peki siz ortaklık yapıyorsunuz. Berabersiniz zaten. Şöyle evet, ortak. Sizin yeriniz beraber evet, paslaşıyorsunuz diyeyim. Şu ana kadar mesela hiç böyle Adem Terzi'ye söylemek istediğinde söylemediğin bir şey var mı? Sormak istediğin bir şey var mı? Biz zaten gün içinde hep beraber olduğumuz için canlıya da sorar mısın? Ben söylemek istiyorum. Evet, ben söylemek önce istiyorum. O söylesin. Evet. Esirgemeyiz hep yani birbirimizin yüzüne karşı. Mesela bazen birbirimize kızdığımız durumlar da oluyor. Hani bir takım anlaşmazlıklar da olabiliyor ama o anda hemen konuşup çözüyoruz veya çözemiyoruz. Önemli olan şöyle bir şey. Yani biz gönülden gerçekten bir arkadaşız ve gönül bağımız var. Dürüstlük çok önemli. Yani o anda bir şey yaşanır ve bir tatsızlık olur. O orada kalır ve bir sonraki güne biz onu yansıtmayız. Evet hani. Şimdi biz mesela o kadar eğlenceli bir ortam yaşıyoruz ki şu an ekipteki arkadaşlarımız da izliyordur bizim. Sevgiler sunuyorsun. Ben aynen evet, hepsine evet, çok sevgiler. Bu arada ekibimi için gerçekten çok seviyorum. Çok güzel bir sevmediğin aile. Sevmediğin insan var mı? Yok. Yok. Çok güzel bir senin aile oldu. Senin o şey duruyor mu böyle? Hani benim papyon takan böyle servis yapan arkadaşım duruyor mu? Geliyor. Aa süper. Ya oraya gittim mi ben
Bir onun için gidiyorum, bir bunun için gidiyorum. Tıraş hikaye derler ya, bahane derler ya. Evet. Sıcaklık önemli. Şimdi çok aynen önemli. O yüzden ekibime çok teşekkür ediyorum. Bir kere bizle beraber oldukları için, bizim aileden oldukları için. Şimdi Yüksel Bey'le beraber hani bazen böyle insan sevdiğiyle uğraşır derler ya. Ben de Yüksel Bey tabii çok yoğun çalışıyor kendisi. Çok çalıştığı zaman ben işimi bırakıyorum, müşteriyi bırakıyorum. Saç kesimini. Yok değil mi? Ha? Yok. Canlı yayında yok düşünüyorum. Yok öyle bir durum yok. İşimi bırakıyorum, saç kesimi bırakıyorum. Gidiyorum Yüksel Bey diyorum ki, hayırlı işler Yüksel Bey diyorum. Orada Yüksel Bey tabii cevap veremiyor bana. Bir de ben yüksek sesle söylüyorum. Aynen, ben de enerji ben. Olsun diye, şey olsun diye öyle bir şey yapıyorum. Öyle bazen kızdırıyorum öyle olduğu zaman. Benim de hoşuma gidiyor. Sonra kendisi benim yanıma geliyor. Ne aynı... yaptınızın abi bu olayla? Yani bir anda böyle hani hızlı... dakikada bir hani böyle üst üste hayır işler, hayır işler. Hani yoğunsun o anda hani ne oluyor? Bir konsantrasyon var. Tabii. Önemli bir şey yapıyorsun, boya yapıyorsun. Çok dikkat etmen gerekiyor. Adem Terzi oradan hayır işler diyor. Bir anda hani dikkatini dağıtıyor. Tabii ben de aynı şekilde gidip ona yapıyorum. Tabii o da aynı şekilde öyle yapıyor. Böyle bir güzel güzel. Zaman geçiyor. Zaman geçiyor. Yoksa diğer türlü. Herkesin Adem de Terzi gibi bir dostu olsun mu? Kesinlikle. Yani Yüksel gerçekten... Arslan gibi dost olsun. Tabii ki. Yüksel televizyonda Arslan... olduğu için söylemeyiz. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ama sadece ekranda olduğum için söylemiyorum. Ben bunu eşime de söylüyorum. Dışarıdaki aynen. arkadaşlarıma da söylüyorum. Keza Yüksel Bey'in eşi de bir o kadar benim için çok kıymetli ve çok değerli. O yüzden biz bir aileyiz yani. Yani şey var aslında, sen erkekler, o bayanlar yenge herhalde kıskançlık yapmıyordur, doğru mu? Yok. Ya yapmaz. Sen de zaten yapmaz, erkeklerle beraber zaten. Aynen. Peki şimdi diyelim ki bir film var, bir gala var. Anlatabiliyor muyum? Mesela ayın ikisinde gideceğiz Ahmet Kural'la Murat Cemşir'in. Nerede? Galasına. Zorlu'da. Ya beraber gidiyoruz. Tamam. Marka adı vermeseydin keşke. Levent deseydin. Levent diyelim. Evet. Bunları sen hazırlıyorsun. Hı hı. Hazırladığında gidiyorlar, işte soruyorsun diyelim değil mi, hani film nasıl falan filan. Sonrası seyrettikten sonra ya olmamış veya olmuş muhabbeti oluyor mu aranızda oyuncularla? Tabii ki bu maçlarla alakalı da olur. Tabii ki oluyor. Sanatçılarla çünkü... alakalı da olur falan. Evet. İşte bu albüm olmamış gibi yani. Evet, tabii ki oluyor. Çünkü bu samimiyetlik ve doğruluğu sen arkadaşına bunu yansıtırsan o bir dahaki projesinde bu hatayı yapmamış oluyor. Ama tabii bu kayda değer bir şey İkisi olması lazım. İkisi önümüzdeki aynı ikisi mi? Yubayın. Yani salı günü, yarın yani. Ha. Yarın. Pardon, ayın 3'ü oluyor. Yarın. Evet. Galamız var. O yüzden buradan başarılar diliyorum tekrar. Evet, başarılar Ahmet Kural diyorsun. Ve Murat Cemşir'e. Umarım bol bol gişe olur. Bol bol seyircimiz olur. Çünkü bizim de gülmeye ihtiyacımız var. Eğlenmeye ihtiyacımız çok var. Çok samimi işten adamlar. Evet, İnşallah senin aracına bir gün burada konuk almak isteriz. İnşallah, onları. İnşallah. Dolayısıyla eğlenmeye, gülmeye, keyif yapmaya ihtiyacımız var ülke olarak. Bu da bize moral olur, motivasyon olur. O yüzden hep beraber gideceğiz, izleyeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. Tabii ki olumsuz bir senaryo veya bir koreografi olduğu zaman arkadaşımız olduğu için bunu söylüyorsun. Hani böyle bir daha olmasın diyorsun. Veya şöyle olsa daha iyi olur, daha eğlenceli olur diyorsun. O da dikkate alıyor. Veya onun bir açılımını anlatıyor. Veya futbolcu arkadaşlarımızla da konuşurken böyle böyle olsa daha iyi mi olur diye söylüyorsun. Tabii o esnaya girdiğiniz zaman veya o havuza girdiğiniz zaman yapmış olduğunuz hataları zaten göremiyorsunuz, anlayamıyorsunuz, algılayamıyorsunuz. Çünkü işin içindesiniz. Peki bir gün Burak Yılmaz'la alakalı bir şey oldu. Trabzon'da oynuyor o zaman. Ben çok sinirlenmişim. Tamam Adem'e dedim ki geleceğim oraya falan filan diyeceğim. Hatırlıyor musun? Ondan sonra yok abi ayıp olur falan filan diye. Ben tabii makara yaptım falan. Peki taraftarlar oraya geldiklerini biliyorlar veya oyuncuların hayranları o geldiklerini biliyorlar. Gelenler var mı peki onları ziyaret? Yani yok, bizim zaten iş yerimiz o kadar çok böyle lokomotif bir yer ki hani bir biliyorsun hani bir vitrinimiz yok, bir şeyimiz yok. Kendi kendimize bir gizemli, çok hoş, çok keyifli bir villa. Ve orada zaten gözükmüyor. Dışarısı gözükmediği için yerin altında rahatız. Arkadaşlar. Evet. Rahatız biz. Sığınma alanı gibi. Evet. O daha güzel oluyor. Çünkü bizim özelimiz olmuş oluyor. Dışarıdaki insanlar bizi görmemiş oluyor. Biz aşağıda takılıyoruz. Peki yeni insanlar geldiğinde bir kere senin ismine geliyorlar. Çünkü Türkiye'de her şeye meraklı olduğumuz için geldiğinde
mesela koltuğa oturdu. Sana şey mi diyor? Ya işte şöyle saç mı? Sana mı bırakıyorsun? Ben her zaman kuaföre bırakırım saçımı. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki müşterilerimiz geldiği zaman çok güzel saçımız olsun isterler ama bazı modeller vardır. Bazı insan tipine ve insan yüz hattına uygun değildir. Örnek veriyorum. Sizin alnınız çok geniştir. Burun yapınız geniştir. Gıdığınız vardır. Veya ne bileyim kafa yapınız düzdür. Boynunuz incedir ya da kalındır, boyunuz uzundur ya da kısadır. Yapmış olduğunuz iş, atıyorum takım elbise giymek zorundasınız veya spor giymek zorundasınız. Bu bilgileri sizden alıyoruz ve aldıktan sonra da ona göre size bir imaj belirliyoruz. Sizin istediğiniz değil de bizim istediğimiz olmak durumunda oluyor. Çünkü biz proje çiziyoruz. Saçınızı matematiksel olarak ölçüyoruz, biçiyoruz. Size yakışan bir tarz neyse biz size onu uyguluyoruz. O yüzden gelen misafirlerimizi tabii ki dinlemek doğrudur. Dinliyoruz ama yine biz bildiğimizi uyguluyoruz. Neden? Yakışan. Size o yakışıyor çünkü. Yakışanı biz yapıyoruz. Peki bu işin okullaşmayı düşünüyor musun? Yani çoktan şimdi, birisi olsaydı çok, bu evet. Markadan sonra 55 tane 55-56 tane ilçeye okulu açmıştı. Yani. Evet. Biz öyle şeyleri şimdi seviyoruz. Şöyle, onu da şöyle bir şey söyleyeyim. Bana çok şube açalım diyenler oldu veya aç niye olmuyor yapmıyorsun diyenler oldu ama benim kanaatimce sanatın şubesi olmuyor. Çünkü siz orada sanat icra ediyorsunuz ve bireysel çalışıyorsunuz, müşteriyle birebirsiniz. Dolayısıyla bunun şubesi olmuyor ama eğitimsel olarak tabii ki bir okul olması veya bir akademi olması sektöre çok büyük şey katıyor. Ama bunun için de ekstra bir zaman gerekiyor. Bunun için ekstra bir ciddi bütçe gerekiyor. Şimdi hem zamanımız yok, ne bileyim buna ayıracak bir vaktimiz yok. Belki bir hani 55'lere geldiğimiz zaman düşünebilirim ama... Para kazanmaya yakın... başlama yani olmadıktan sonra düşünürüz. Değil, para yani. Değil ama... Tabii ki parayla alakası yok. Çünkü bir şeyler vermek daha güzeldir insanlara para kazanmaktan. Ama bunun için de dediğim gibi zaman çok önemli. Öyle bir zamanımız yok, öyle bir fırsatımız yok. Yalnız hani sektörel olarak ikinci bir yatırıma girdik. O da şu, artık Türkiye'de insanlar saçına şekillendirici sürebilecek bir kozmetik, bir wax işine girdik biz. Yaklaşık bir ay, iki ay sonra Türkiye piyasasında olacak. Kendi markamızda, kendi ismimizde. Türkiye'de artık insanlar saçlarını güzel... Bir yere kolonya, bir yere giriyor. Var, kolonyamız var, saç toniğimiz var. Hmm. Bu biraz daha şekillendirme, kozmetik bölümüne girdik. O yüzden de insanlar artık saçlarını Adem Terzi waxlarıyla tarayabilecekler, keyif alabilecekler. Onu da zaman içerisinde görecekler. Peki Adem Terzi olarak kaç ülkede tanınıyorsun? Valla sosyal medyama baktığım zaman sosyal medyamda daha çok Orta Doğu var, Almanya var, Amerika var. Enteresan sosyal medyayı gerçekten çok sizi anlatan, sizi gösteren, sizi bilinçlendiren bir mecra. Çoğu ülke yavaş yavaş tanıyor bizi. Geçenlerde hatta bir müşterimiz yılbaşı günü söyledi. Adem Bey dedi, Amerika'da dedi bir kuaföre gittim. Ve bir kuaförde Türkiye'de Adem Terzi'ye tıraşa gidiyorum dediği zaman çok mutlu oldum dedi. Çünkü orada kıyı kuaförler sizi tanıdığını, sosyal medyadan tanıdığını ve çok takdir ettiğini söylediler dedi. Ve selamlar gönderdiler bana. Çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu yani. Çok keyif verici. Bizim Murat da biliyorsun. Murat Ekti de Amerika'da. Evet, Ahmet New Ekti. Murat Ekti. Ona da buradan sevgi saygıdan biletiyoruz işte. Geçtiğimiz aylarda özür dilerim. Beşiktaş şampiyonluk gecesini yaptılar. Çok da güzel bir gece oldu. Buradan onun kulaklarını çınlatmadan yapamadık peki. Peki bu iş Türkiye'de mi daha kolay, Avrupa'da mı daha kolay? Şimdi her ülkenin kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Biz bu ülkemizi seviyoruz. Ülkemizi benimsiyoruz. Saç aynı saçtır ya. Başka şimdi, modeller mi var? Şimdi ona geleceğim. Konuyu oraya bağlayacağım. Dolayısıyla siz nerede işi seviyorsanız, nerede başarılıysanız, az önce dediğiniz ya, nerede ekmek yiyorsanız, sizin için orası önemli ama bizim için, benim kendim için ben ülkemi çok seviyorum. Ve ülkemde bir takım şeyler yapmak çok keyifli. Bazı arkadaşlarımız yurt dışına gidiyor, orada icra ediyor işini, sektörünü ama değil efendim, ben kendi ülkemdeyim ve kendi ülkemde kendi sanatımı icra etmekte taraftarıyım. Çünkü bu ülkenin çocuğuyum ben. Peki biz de bu ülkenin çocuğuyuz. Küçük bir araya gidiyoruz. Bu ülkenin çocuğu olduğumuz için de biraz da ekmeğe ihtiyacımız var değil mi? Reklam arası veriyoruz efendim. Reklam arasından sonra sevgili Yüksel Arslan ve Adem Terzi'yle muhabbet devam edecek. Daha neler var ne var. Buyurun, reklama gittik.
ara vardı da evet. Arada bir telefon geldi. Telefonu asistanlar bakmıyor, hep sen mi bakıyorsun? Tabii, çünkü bu da bir mesela başarının bir başka bir bölümüdür. Eğer hani müşterinizle, yani misafirinizle direkt irtibata sizle girerse daha samimi, daha sempati oluyor. Diğer türlü araya mesafe giriyor. Yani başka boyutlar girdiği zaman mesafeli olmuş oluyorsunuz. Samimiyeti biraz daha resmiyete çevirmiş oluyorsunuz. Olmaz öyle. Direkt irtibata geçmeniz gerekiyor. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Aslında bu bütün işlerde böyle olması gerekiyor, evet, diye düşünüyorum yani. Evet. Birebir ilişkiler her zaman çok daha önemli. Faydalı. Tabii ki. Çünkü diğer türlü samimiyetsiz oluyorsunuz. Yani hissiyatınızı, düşüncelerinizi aktaramıyorsunuz karşı tarafa. O yüzden direkt kendiniz irtibatta olduğunuz zaman daha eğlence olur. Bir de bizim hani atıyorum salonumuzda öyle bir şey var ki, atıyorum bir müşterimiz geldiği zaman bir arkadaşımız çok daha güzel fön çekiyor, o ilgileniyor. Diğeri sakal tıraşını çok güzel yapıyor, o bakıyor. Hepsi böyle işine bir müşteri geldiği zaman sıcak ve samimi davranıyor ki o da işte daha çok elektriğini veriyor müşteriye. Yani enerjisini veriyor, keyfini veriyor, mutluluğunu veriyor, müşteri özgüvenli oluyor. Adem terzi olmasa bile aynı şekilde hizmet aldığını görüyor. O yüzden çok keyifli oluyor. Tekrar ekibime teşekkür ediyorum. Hani böyle, evet, böylece beni temsil ettikleri için. Sağ olsun. Ben de buradan selam gönderiyorum arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma. Evet, sevgili yönetim kurulu başkanımız Bilge, o Genelge yayınladı. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Kanlı Reyna saldırısı sonrası bir açıklama yapan Kanaltı Yönetim Kurulu Başkanı İdris Keskinci, terörün tek amacının Türkiye'de kaos çıkararak bölünmeyi sağlamak olduğunu ifade ederek, ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeyi bölmeye güçleri yetmeyecek dedi. Reyna saldırısının hem eylem hem de stratejik açıdan planlı olduğunu ifade eden İdris Keskinci, bu eylemle insanların yaşam ve tercihine bir saldırı hedeflenmiştir. Buradaki amaç toplum içerisindeki ayrışmayı hedeflemektedir diye konuştu. Türkiye'nin genlerinde ayrışma yer olmadığını söyleyen Keskinci, 2017 yılının ilk terör olayını ülkemizde yaparak insanların hayatını zehir eden terör örgütlerini ve arkasındaki hain ve alçakları lanetliyorum. Bütün çabalarına rağmen ülke olarak size diz çökmeyeceğiz, size boyun eğmeyeceğiz. Siz böldükçe, parçaladıkça biz daha birleşeceğiz, kenetleneceğiz diye söyledi Sayın İdris Keskinci'ye. Biz de katılıyoruz. Çünkü evet, ne olursa olsun o adiler kendi kanlarında boğulacaktır. Onunla alakalı hep dediğim gibi hep arkadan vurmayı sevdiler. Çarpışamazlar hiçbir şekilde. Onunla alakalı biz hepimiz... Bir olacağız. O yüzden, evet, de kendi ülkemizi kalıp yurt dışlarına gidip sanatımızı icra etmeyeceğiz. Evet. Yani ekmeğimizi kendi ülkemize çıkaracağız. Ne olursa Sayın Cumhurbaşkanım olsun, diyor, iri olacağız, diri olacağız. Evet. Kesinlikle ayakta kalacağız bir diye. Olacağız. Onun için bir olacağız diye. Bu çok önemli bir şeydir çünkü. Artık sosyal medyayı çok iyi kullanıyor muyuz Yüksel? Yüksel Bey. Valla bu işi Adem Terzi daha iyi yapıyor açıkçası. İlki olarak iyi kullanıyor muyuz peki? İlki olarak son dönemde bayağı bir kullanmaya başladık. Yani internet olsun, sosyal medya olsun. Doğru kullanıyor muyuz? Doğru kullandığımız tabii tartışılır. Ama niye evet daha... kullanıyor diyemiyoruz, hep tartışılır diyoruz abi. Yani tabii şöyle bir şey var. Sosyal medya gerçekten büyük bir mecra. Yani bunu iyi, doğru kullanılırsa işte bir takım bu şey olaylarda yanlış yönlendirmeler oluyor. Yani onlara karşıyım ben. Ama hani işimiz olarak, mesleğimiz olarak onu büyütmekte, daha ileriye götürmek için, daha yaygınlaştırmak için doğru bir şekilde kullanırsak bu iyi bir şey. Ama farklı amaçlar için kullanıldığı da oluyor. Onlar tabii üzücü. Evet, az önce de dedim ya, ikincilikte bizi temsil eden Offspor'a bütün yönetim kurulu şu an bizi seyrediyormuş tekrar. Sevgili Olcay Saral'a çok teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna, futbolcularına yüreğine sağlık diliyorum. Kendi ismimle yapmış, çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz onurlandım ya, gerçekten bir oflu olarak. Of Cumhuriyeti adı altında her zaman söylüyorum. Neredesin diyorlar. Of, abi diyor, bunun ili yok mu diyorlar. Biz diyorum bir ayrı bir il olduğumuz için
Sizde böyle bir şey var mı? Yok, bizde böyle bir şey yok. Biz direkt Rize. Karadeniz müşterileri de var, doğru mu? Tabii ki, olmaz mı? Yani birçok müşterimiz var. Sadece sen bu... de Karadeniz zaten. Evet, ben Rizeliyim. Şimdi hani bizde her tarz müşterilerimiz geldiği için, hizmet sektöründe ve hizmet alanında olduğumuz için bütün misafirlerimiz salonumuza keyif almak için geliyorlar. Peki zor mudur müşteriler? Yok. Karadeniz'i, ki, doğusu, batısı. Yok yok, benim öyle bir ayrımcılığım kesinlikle asla olamaz. Çünkü hizmet sektöründe bu işi sevdiğim için ve benimsediğim için zor diye bir şey yok. Aksi takdirde keyif alıyorum. Neden keyif alıyorum? Çünkü birçok insanla sohbettesin, diyalogdasın, mecradasın, ön plandasın. Bu insana keyif verir, azim verir, afiyet verir. O yüzden de çok mutluyum. Çünkü insanları biz saçını, imajını yeniliyoruz, insanları mutlu ediyoruz, insanlara keyif veriyoruz. Şimdi insanı mutlu ettiği zaman sen de mutlu oluyorsun. Dolayısıyla bana çok anlam katıyor, çok keyif alıyorum. Hiç şöyle sıkıştığım beyaz olan yok. Peki en keyif aldığın müşteri desem sana, futbolcularda evet, desem sana, evet, iş adamlarında desem sana, evet, hangisidir? Şimdi hepsinin ben arı gibiyim. Hepsinden ayrı ayrı böyle güzelce sohbetini yapıyorum. Herkes farklıdır çünkü. Hepsine bal mı verirsin, bal mı alırsın? Yani o değil. Arı gibi bir şey. Ha, şu anlamda. Arı bin derken mizacı anlamında. Çünkü biz her kesime hitap ettiğimiz için ve her tarz müşteri hitap ettiğimiz için gerek futbol camiası, gerek futbolcu yöneticiler, başkanlar, gerek iş dünyası, yani bugün çoğu iş dünyası hepsi salonumuza gelir. Gerek dizilerde oynayan çoğu başrol arkadaşlarımız, hepsi bizim salonumuza ziyaret eder ama hepsi ayrı ayrı kişiliktir, ayrı ayrı karakterdir. Hepsi birbirinden değerlidir. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri vardır. O yüzden buradan da hepsine selam ediyorum. Yapımcı da geliyor, doğru mu? Tabii yapımcıları da geliyor. O yüzden hani hepsi farklı, özel insanlar. Birbirinden özel insanlar. Peki hiç gelip de size şunu diyen oldu mu o iş adamları? Ya Adem, bizim memlekette de veya bir tane bizim ilçede bir tane Adem terzi açalım diyen oldu mu? Çok var. Yani hatta sadece bu Türkiye'de değil, yurt dışında da isteyen çok var. Ama siz orada yoksunuz ve sizin markanızı nasıl taşıyacağını bilmiyorsunuz. Çok farklı şeyler. Ben az de önce, her zaman karşıyım. Az yani önce mesela siz soru sordunuz Yüksel Bey'e, sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz diye. Şimdi bir kere sosyal medyada da hani ulaşamayacağınız noktalara direkt ulaşabiliyorsunuz. Çünkü açık bir mecra. Gerek yurt dışında, gerek yurt içinde, gerek yani ta başka kıtalara, herkese ulaşabiliyorsunuz ve sizi bulmak isteyen insan direkt bulabiliyor. O yüzden de hani sosyal medyadan bizim takipçilerimiz çok olduğu için ve bizim isim hakkımızı, patentimizi istiyorlar ama tabii bu olmuyor maalesef. İnanmıyorum, reklamımı yapmış Adem Terzi. Adem Terzi Barbies Kulüp değil mi? Evet. Şey Instagram adresiniz. Sosyal medyada nerelerdesiniz? Instagram hesabımız var, Twitter var, Facebook var. Şimdi yeni bir trend oluyor. YouTube kanalı son 2 ay 3 ay sonra çok büyük bir halde olacak. O yüzden YouTube kanalına daha yeni yeni girdik. Önümüzdeki dönemlerde YouTube kanalını Adem Terzi olarak çok farklı göreceksiniz. Çok iddialı göreceksiniz. Her yerden para kazanıyor adam. O yüzden herkesi YouTube kanalına bekleyeceğiz. Peki bir az önce dedik ya, bugün Kadir Küçük dostumuzun mekanında olacağız. Gökten Aba ve aynı zamanda da Serdar Bey. Bağış yapıyor mu diye soru sordular. Bağış bugün orada çekimde olacağız. Sadık'ı da yarın yayınlayacağız dedik ya. Balat'ta olacağız. Evet. Yani kazandığı parayı değerli derneklere oraya buraya bağış yapabiliyor mu? Eli açık mıdır diye soruyorlar. Güzel bir soru. O benim özelim. Tabii ki yapılıyor. Yapılmaz olur mu? Yani çünkü insanlar, bizler niçin çalışıyoruz, niçin kazanıyoruz? Tabii ki ailemiz, ailelerimiz ve etrafımızda olan, ihtiyaçlı olan insanlar veya farklı kurumlar. Tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Ben geçtiğimiz günlerde de aynısını söyledim. Benim kendi öz kuzenim karşıda Çekmeköy'de Arı Rehabilitasyon Merkezi vardı. Orada müdür, 300 tane engelli kardeşimizin müdürlüğünü yapıyor, abimizin falan. Mesaj attı bana, abi dedi ya yılbaşında dedi benim çok fazla büyük derdim var. Ne derdin var kızım dedim. Ya benim dedi 300 tane bardak yaptırmam lazım. Anladın mı? Ne bardağı? Su bardakları yok mu? Onlardan engellilere verilecek işte falan. Ne kadar dedim, bu kadar. Ben de çok sevdiğim bir iş adamı var. Adını söylüyorum, kızıyor bana. Gene de söyleyeceğim. Ayhan Babuşçu, inşaatçı.
Ya bunu sana da arasam, seni de arasam bu ki. Ne kadar dedi, bu kadar ne demek dedi ya. Şimdi de en büyük olayımız bu. Bunlara yardımcı olursak ne mutlu bize. Dün akşam bardaklara dağıtmışlar. O kadar mutlu olmuşlar ki ben 50 kat mutlu oldum yani. Evet, tabii evet, bu tarz, olmak lazım. Tabii, bu tarz şeylerde ön planda olmak ve duyarlı olmak çok önemli. Çok güzel şeyler bunlar. Evet, yeğenimi de öpüyorum buradan, iyi ki. Bir de bazı arkadaşlar bu plaket aldığımız zaman şöyle yakından sevgili engeller destek eğitim yardımlaşma değerli bir sen sevmeye menajer Serdar Kusa çok teşekkür ediyorum. Bunu bir de bazı arkadaşlar parayla satıyor. Buna ne diyorsunuz iş adamlarına? Çok komik ya. Böyle ödüller parayla satılıyor. Yani bu da Türkiye'de böyle de bir şey var. Ya şu kadar para verirseniz biz sizi işte bir de bunu para verip alan iş adamları ve insanlar var biliyor musunuz? Yazık. Ya gerçekten bu benim şimdi kalkıp da destek verdiysem onlar da veriyorsa plaketi onur duyarım. Öyle mi? Yani şimdi kalkıp da geceye sponsor olması için böyle bir şey yapıyorlarsa ki yapıyorlar bunu Türkiye'de biliyorum çünkü. Yazık. Güzellik yanı yarışmalarında siz de mesela jüri olduğunuz yarışmalar var mı? Var. Tabii. Niye dikkat ediyorsun peki bu yarışmalarda? Önüne gelen yarışma yapıyor. Tabii şimdi onu söyleyeceğiz. Türkiye'de mesela saç kesim yarışmaları oluyor, en iyi model yarışmaları oluyor ve bunlarda biz jüri oluyoruz, jüri başkanı oluyoruz. Tabii ki o esnada hani atıyorum X bir sanatçının yani saç kesen bir ustanın ailesi gelip de hani size takım şeyler yapabiliyor onu oyunu ona verdiği ama bu bir kriter değil yani maalesef oluyor böyle şeyler. Oradaki siz az önce demiş olduğum gibi yüz hattına saç modelin, kesim tekniğin, derin katların bütünleştirdiğiniz zaman oyunuzu veriyorsunuz. Yoksa diğer türlü torpilli olay mı? Peki öyle yaptığı zaman ne diyorsunuz kendisine? Lütfen böyle şeylerle gelmeyin diyoruz yani bu çok komik çok ayıp yani. Gerçekten böyle. Bu arada da yeğenim Ramazan Balekseri diyormuş. Abi sizi izliyorum demiş. Abilerimizin başarılarının devamını diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Selamlar benim olsun. Benim engelli yeğenim bu da aynı selamlar zamanda. Olsun. Allah yardımcısı buradan olsun. Da annesini öpüyoruz tabii ki. Sevgili anneye babaya sevgiler söylüyorum. Ramazan'ım öpüyorum seni. Ve dediğim gibi sevgili Meral Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Engellilerle alakalı Meral Maytar'a gerçekten bowling'de çok güzel onlarla bowling oynadık. Onların mutluluğunu görmeniz lazımdı. Onların samimiyetini görmeniz lazımdı. Onların işte sevgili Ersener'e, Tankurt Manasaat'e, Oman Ayık'a, Serap Bingöl'e iş kadını, sevgili Yaşar Karakelli'ye çok değerli, Cenk Acarlar'a, Gizem Gülşen Şahin'e, şu an Max Pento'ya, herkese çok teşekkür ediyorum. Onları gördü ya o kadar çok mutlu oldular ki ben daha çok mutlu oldum vallahi. Yani, çok, evet. Çok güzel. Çok önemli bir şey yani. Tebrik ediyorum seni. Peki Türkiye'de her ay, her dakika, her saniye bir yarışma oluyor. Evet. Keza güzellik yarışması, işte manken yarışması falan filan diye bir yarışmalar oluyor üstüne. Bunlara bakış açın nasıl? Her hafta bir yarışmanın olduğu şeyde jüri gel ol diyen oldu mu sana hiç? Oldu. Yani güzellik yarışmaları oluyor. İşte onunla ilgili gelin hani jüri olun diyenler oluyor ama yani bu bir bence hani nasıl anlatayım size? Çok böyle çoğaldı bu tarz şeyler. Çok böyle hani artık bir reklam için, bir rant için, bir para için yapılıyor. O yüzden de çok hoş bulmuyorum. Çok doğru bulmuyorum yani bunu. Evet. Bu arada sevgili Doğukan Ergün, sevgili Tarkan Ahmet ve sevgili diğer Şazi kardeşimiz ve diğer kulüpler bir karar almışlar galiba. Öncelikle ben onu ilk Doğukan Ergün ve Tarkan Ahmet'ten duymuştum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Gece kulüpleri Cuma'ya kadar kapalıymış kendilerinin. Diğerleri de bunu herhalde uyacaklar inşallah. Ki uyumuşlardır mutlaka. Bu özverili davranıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü aslında böyle olaylar olduğu zaman Türkiye'de biz daha çok sokağa çıkıp daha çok onların inadına bağlı şeyleri yapmak. Ben hep onu diyorum. Yapalım, edelim. Evet. Çünkü onların istediği evet, o. Olmasın. Türkiye sokağa çıkmasın, etmesin, eğlenmesin. Alışveriş yapmasın, harcamasın. Alışveriş yapmasın, tıraşa gitmesin, evde kapansın. Evet. Çıkın arkadaşlar, çıkın. Ben de onu söylüyorum yani. Çünkü onlar o sokakta bizi gördüğü zaman, onlar o olayda bizi gördüğü zaman rahatsız oluyorlar gerçekten. Evet. Ya biz bunu dedik ama ya bizim Türkiye'mizde 15 Temmuz'da helikoptere ayakkabı atan insanları biliyoruz yani. Bizim ne kadar Türkiye'mizi ne kadar sevdiğimizi, evet, bayrağımızı ne kadar sahiplendiğimizi bilen noktalarımız, memleketimiz var. Doğudan batıya, batıdan kuzeye, kuzeyden güneye
Her yere yani. Buradan evet. 81 milyon mu? 79 milyon mu artık? Kaç? Karıştırıyoruz. Bazı 79 diyor, bazı 81'ler. Herkese minnettarız bu konuyla alakalı. Kesinlikle. Buradan bakış açısı gerçekten çok önemli yani. Kesinlikle onur verici ve gurur verici bir duygu. Evet sevgili kardeşimiz Show TV'nin editörü Can Bozaklar da bizi seyrediyor ailesiyle beraber. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kardeşime. Dizilerde birçok dizide konuk oyuncu olarak oynadın. Evet. Dizi seyrediyor musun? Hangi diziyi en çok seyrediyorsun? Hepsi arkadaşın dizi geliyorsa arkadaş oluyor. Hepsini izliyorum. Hepsini izliyorum. Çünkü niye izliyorum? Çünkü oradaki imajları belirlediğimiz için yapmış olduğu karaktere göre imaj değiştirebiliyoruz. O yüzden de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırlıklı olmamız için de izlememiz gerekiyor. O yüzden izliyoruz. Bu karakterler olarak baktığınız zaman da hani dizilerde daha çok ben kendi sektörümle ilgili oynuyorum zaten. Hani damat tıraşlarıyla ilgili oynuyorum. O yüzden de o da bana keyif veriyor. Çünkü bir yıllar sonra ekranı açıp da veya bir arşivimi açıp da evet ben burada oynamışım deyip de mutlu olacağım bir anı benim için. Yani yapımcı arkadaşların olduğu için mi? Sen mi diyorsun ben oynuyorum onlar değil, mı sana? Hayır. O kendi bir senaryo hazırlanıyor. Bazı işteki yapımda da hani böyle bir tanımıyorum yapımcısını. Böyle teklifte geliyor. Yani şey değil atıyorum Ay Yapım'da Kerem Çatay buradan selamlar. Evet. Saygılar. O yüzden de hani Ay Yapım'dan daha çok bu tarz sahneler geliyor ama diğer başka yapımlardan da geliyor bu teklifler. Peki yaptıktan sonra seyrettikten sonra bak ben işim değil aslında. Hı hı. Ben kendi işime mi devam edeyim yoksa diyorsun ki ya iyi oldu ya bir daha dizide mi oynasam falan olay oluyor. Yok böyle bir şeyim olmadı çünkü ben yapmış olduğum işi çok seviyorum. Yani çünkü yapmış olduğum iş bana anlam katıyor, keyif katıyor. Ekranda dizide oynamak benim işim değil, benim tarzım değil. Çünkü ben onu okumamışım yani ben. Herkes o işi mi yapması gerekiyor? Herkes kendi işini yapması gerekiyor. Kendi işiyle bir takım becerileri göstermesi gerekiyor. O benim işim değil. Peki Türkiye'de kaç tane kuaför salonu var? Çok milyonlar vardır, çok vardır. Milyonlar değil mi? Tabii çok vardır. Yani bugün her sokakta belki 15, belki 20 tane kuaför var. Şükrü Başkan değil mi? Evet, Şükrü Akyüz Başkanımız. Türkiye'nin başkanı o mu? İstanbul Erkek Berberler Federasyonu Başkanı. Yıllardır da o ama. Yıllardır da o. Hani. Destek oluyor musunuz başkanı? Tabii ki seviyoruz başkanımızı. Neler yapıyor sizin için? Siz onun için neler yapıyorsunuz? Yani bir kere biz de kendisi de birbirimize fedakarlıklar tabii ki yapıyoruz ama bu kendimizle ilgili değildir. Sektörümüzle ilgili bir şeydir. Ülkemize, sektörümüzle ilgili bir şey katabilmek, hatıralar bırakabilmek. Birilerine bir şeyler öğretebilmek için birbirimize destek veriyoruz. Siz de evet. Musunuz başkanı destek? Tabii ki bu bizde mesela son dönemde Türkiye'de de gerek Artist Kuaförler Derneği olsun gerek Kuaförler Odası Derneği bir takım şeyler şovlar yapıyoruz. Heiris diye bir etkinliğimiz var. Türkiye İstanbul'da çok bayağı bir popülaritesi her geçen yıl artıyor. Burada genç arkadaşlarımız yarışmalar yapıyor, şovlar oluyor. Genel sektörden arkadaşlar arasında bir kaynaşma oluyor. Güzel çalışmalar son dönemde yapmakta. Şu an ben şunu hemen söyleyeyim. 6 Ocak'ta açılırsa inşallah açılsın onu söyleyeceğim. Sevgili Burak Akan mesaj atmış bana. Kadın çocuk istismarla alakalı bir ödül töreni varmış galiba. Açılıyorsa söyleyeceğim. Açılmıyor. Çocuğu onu attılar da bakacağım. Şöyle bir bakayım isterseniz. Şöyle 6 Ocak'ta çocuk istismarına hayır ödül töreni varmış galiba Avcılar'da. Burak Akan beyefendiye sevgiler saygılar iletiyoruz burada. Sunucu Tuğçe Sarıkaya'ymış. Gerçekten başarıların devamını diliyorum. Çocuk istismarı bakıyorsunuz Türkiye'de çok fazla ön plan çıkmaya başladı. Evet. Sonuçta sen de yakında bir baba olacaksın. Evet inşallah. Nisan ayında bir kızımız gelecek. İnşallah. Bunu tabii ki bakış açısı deyince böyle bir şey yok kesinlikle. Böyle bir şey duyduğun zaman kendi kendine ne diyorsun? Abi, bir kere hani cümle bulamıyorum. Çünkü niye cümle bu? Çok çirkin. Çok ayıp bir şey. Yani cümle bulamıyorum. Çok ayıp. Çok kınıyorum yani. Şiddetle kınıyorum. Siz Yüksel Bey? Kesinlikle yani bunu bir insanın yapabileceğini düşünmüyorum. Yani çok vahim bir durum.
Ve bunun cezalarının da yani daha artırılması ve farklı bir sistem getirilmesi. Türkiye'de idam yani çıksın mı? Bence çıksın. Neden çıksın dersen, çünkü bu gibi insanları 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuğa salakça, sapıkça yapılan hareket, ben onu öldürmem. Ben asarım onu Taksim Meydanı'na, her gün onu öldürürüm bana verseler. Ama idam çıktığı zaman yapmış olduğu şeyde ona o cezayı verirsen parmağını mı kestin? İşte bilmem ne mi yaptın? Neyse işte. Tabii ki burası kasap dükkanı değil de. Yani sonuçta gerçekten bu sefer onun önüne geçebileceğimizi tahmin ediyorum sizce. Siz babasının sonuçta doğru mu? Değilim ama adayım yani olmaya. Yani bilmediğim bir şey mi var Yüksel'ciğim? Yok. Yani her an adayım deyince. Ya adımı sıkıştırma. Çalışan arkadaşlarımız, çocuklar yani bunun için baba olmak gerekmiyor. Bir vicdanlı bir insan olarak gerçekten izahatı olmayan bu suçlar var. Onlar için bilmiyorum hani bu söylediğin şeye katılıyorum yani. Bir, sence gerçekten idam daha çıksın ağır bir cezası sence olmalı. Sence Cumhurbaşkanımız? Yani, şimdi hani tabii ki biz karar verici değiliz ama bu halk takım, olarak istiyor muyuz idamı? Ben istiyorum. Bu takım suçların daha ağır cezalarla cezalandırması taraftarıyım yani. Yani ben istiyorum. Evet, ben abi yani istenir bu tarz çirkince bir hareket yapan bir insana ne gerekiyorsa yapılması lazım. Yani muhabbetse muhabbet, cezaysa ceza, işkence ise işkence yani daha acı çekilmesi lazım bence. Çünkü bir anda ölmemesi lazım, acı çekmesi lazım. Çok önemli bir şey. Evet. Vallahi Allah işkence her şeyimizde yardımcımız yani olsun ya Rabbi ya Resulallah. Bir arkadaşımız mesaj atmış, onu arıyorum da çok güzel şeyler söyledi. Sevgili ismini bulamadım ama ona bakıyorum şimdi. Bu arada sevgili Nilay Dörsel'in doğum günü kutlu olsun canım benim. Neşe Erden, evet. Diyor ki, arkadaşım diyor, inanılmaz güzel program yapıyorsun diyor. Her gün farklı konuklar getiriyorsun diyor. Ailecek seni izliyoruz. Çok teşekkür ederim diyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çünkü ne olursa olsun yarın mesela gerçekten podyumda koreograf dediğimiz o işi yapan o takımı getiriyorum. Ferhan Aral'ı biliyorsun. Evet, Ferhan Aral ve ekibi gelecek yarın buraya. Buradan selamlar olsun. Çok da başarılıdır. Geçtiğimiz senem de programa gelmiştir. Kulisteki yönetmeninden işte o tamamen o projeyi yapacak olan işte koreograf, kulis yönetmeni, işte tasarımcı falan 3 kişi olacaklar burada. Gerçekten farklı bir şeyi yaşayacağız. Çünkü biz her gün aynı şeyi yer miyiz? Yemeyiz. Çünkü her gün size kuaförü, modayı, oyunculuğu, sanatçılığı farklı şeylerde kattırabilirsek, farklı beyinlerden bir şeyler alabiliyorsak evet, ne mutlu bize. Evet. Buradan ben bir bilgi vermek istiyorum hani izleyicilerimize. 4 mevsim yaşıyoruz ülkemizde ve bu 4 mevsim içerisinde gerçekten saçlarımıza çok önem göstermemiz gerekiyor. Bunlar nelerdir? Kış mevsiminde saçımıza ayrı bir şampuan, ayrı bakım. Çünkü saçlarda sertleşme olur, kalınlaşma olur, kuruma olur. Bunu nemlendirmemiz gerekiyor. Mevsim değişiklerinde saçlara dökülme oluyor. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor kök hücrelerini. Ki daha sağlıklı saçlar çıksın. Yazın güneş ışıkları, ışınları saçı kurutur, nem oranı azaltır. Havuzda klor vardır, denizde tuz vardır, saçı yıpratır. Bunu güçlendirmek gerekiyor. O yüzden uzman bir kuaföre gidip ondan eğitim almak lazım, bilgi almak lazım. Saçına ne uygulaması gerektiğini fikrini almak lazım. O yüzden saçımıza önem gösterelim. Çünkü ben buradan diyorum ki erkeğin saçı makyajıdır. Saçlarına çok dikkat edin, olur mu? Çünkü bizim için çok önemli bir şey. Bizi mutlu eden bir şey. O yüzden keyif almak istiyorsak, hayatımızda bir şey katmak istiyorsak bu saçımıza çok önem göstermemiz gerekiyor. İyi günlerde kullanalım çünkü. Peki kuaföre gitmek istemiyor diyelim ki kişiler. Evet.
Ne yapsınlar kuaföre gitmeseler? Şimdi kuaföre gitmek zorunluluk var. Çünkü saçınız uzuyor veya imajınızı değiştirmeniz gerekiyor. Benim kendinizden... bir iki günde bir ben kuaföre gidiyorum. Evet. Veya yani... kendinizden sıkılıyorsunuz, kendinize değişiklik ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunun için de kuaföre gitmek durumundasınız. Çünkü biz kuaförler o kadar güzel bir iş icra ediyoruz ki bir insanı değiştirmek, bir insanı mutlu etmek, bir insanın motivasyonunu arttırabilecek tek bir adrestir ve tek bir yerdir. Çünkü orada keyif almak, orada mutlu olmak ve kendinizi değişiyorsunuz, imajınızı değiştiriyorsunuz. Daha güzel mutluluk var mı hayatta? Şimdi sevgili bir dostumuz, ismini vermeyeyim de, diyor ki, yanlışlıkla sildim. Diyor ki, Adem abine tıraş olmak için iki tane kira biriktirmek lazım diyor. Buna ne diyorsun? Şimdi şöyle, İki aileyi biriktirmek lazım diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki her kişinin... Yoğurdun üfleyişi mi var? Her kişinin bir bedeli vardır. Veya bir bedel demeyelim de bir sanatı vardır. Bunda bir karşılığı vardır. Çünkü siz eğer mutlu oluyorsanız koltuğa oturduğunuzda, imajınız değiştiğini hissediyorsanız onu da vermek durumundasınız. Çünkü burada bir sanat icra ediyoruz. Bugün çok büyük bir ressam, bakıyorsunuz ki bir resim çiziyor. 200 milyona veya 300 milyona alıyorsunuz. Bu icra ediyor çünkü. Sanatını icra ediyor. Bizim işimiz de aynı öyle bir ressam gibiyiz. Sizi değiştirebiliyorsak, imajınızı yenilebiliyorsak bunda bedeli olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü altında bir tecrübe yatıyor. Bir birikinti yatıyor. Hiç gelip de şey yapan var mı Adem? Ya abi benim param yok. Sen Adem tersin. Bu adama tıraş olmak istiyorum diyen var mı? Tabii ki var. Yani olmaz olur mu? Çok var. Çok arayanlar var. Çok gelmek ne isteyenler yapıyorsun? Var. Ne yapıyorsun? Çağırıyor musun? Çağırıyorsun tabii ki. Niye çağıracaksın? Sen çağırırsın. Çağıracaksınız tabii. Çünkü olaya her şey olarak bakmamak gerekiyor. Yani bazen öyle bir şeyler oluyor ki para almadığınız insanlar bile oluyor yani. Bu başka bir boyut, başka bir duygu, başka bir hissiyat. O yüzden de böyle şeyle karşı karşıya kalıyoruz tabii. Sizde var mı öyle bir şey efendim? Tabii ki bizde de oluyor. Yani sizde bir markasınız sonuçta. Bir markanın başkanısınız yani. Kesinlikle. Tabii yaptığınız işin kalitesi, sizin bir background'unuz, verdiğiniz hizmet kalitesi. Bunların hepsinin tabii bu bedeli var ve onun tabii kademe kademe gidiyor. Yani ne kadar kaliteli malzeme kullanırsanız ona göre de bir bunun bedeli daha yüksek oluyor. Hizmeti karşılığı diyelim açıkçası. Yani iyi bir hizmet alıyorsunuz. Bunun karşılığında da yani bugün bir Nusret'te bir yemek yediğiniz zaman veya bir Reyna'da bir eğlendiğiniz zaman, bir muhabbet ettiğiniz zaman bedeli farklıdır. Veya bir Üsküdar'da, Salacak'ta bir mekanda keyif almakta bir farklıdır. Aynı olay, niye bedelleri farklı peki? Aslında bakarsanız aynı olay değil. Yani bugün oradaki bir yemeğin tadı farklı veya o diğer tarafta yemeğin tadı farklı. Oradaki bir o saç 10 bin lira alıyor, biraz 3 bin lira mı alıyor? Tabii ki yani çok değil. Yani rakamsal olarak, mansal olarak değil. Yani yemek yediğiniz veya saç kestirdiğiniz tadı alamıyorsunuz başka tarafta. Yani çok başka bir duygu bu. Yani bugün bir saç kesiyorsunuz ve bu saçı bir 3 ay kullandığınız zaman bile keyif alıyorsunuz. Çünkü ona göre bir kesim tekniği var. Bir saç kesiyorsunuz, 3 gün sonra darmadağın oluyor. Niye ben bu saçı böyle kestirdim deyip diye isyan edebiliyorsunuz. Yani bu bir seçim meselesi. Yani siz kendinizi mutlu hissetmek istiyorsanız, kendinizi, enerjiyi görmek istiyorsanız imajınız olarak bunun da bedeli vermektir. Peki yani bir yere rakamsal gitti, yanlış bir hareket yapıldı, bunu kime insanlar şikayet etsin? Mesela? Gitti saçını yaktılar, gitti kendini kestiler. Gidecek derneğine şikayet edeceksiniz. Yani bu bir sanatçı, iyi bir sanatçı değildir. Ona göre bir yazı yazacaksınız federasyon başkanına. Başkan da onu gerekeni yapmak zorunda. Kuaförler odası tabii ki. Peki bunu ciddiye alıyorlar mı yoksa yan ciddiye tarafa bakıyorlar? Ciddiye alıyorlar derken çok da aman aman bir şey yapamıyorsunuz. Yani ne yapacaksınız ki, o zaman gelme tıraşa diyecek yani. Anladınız mı? Yani şikayet ediyorsunuz da o zaman o kuaföre gitmeyeceksin. Senin hakkını savunuyor mu yani? Ya Avrupa'da böyle mi, Türkiye'de nasıl? Ya, onu söylüyorum. Yok yani hani çok aman aman bu konuyla karşı karşıya ben kalmadım ve duymadım da. Ama bildiğim şu, derneğe şikayeti bulunuyorsunuz ama dernek de kalkıp da kuaföre... ne diyebilir ki? Kuaför de diyecek ki kişi, beyefendi biraz rahatsızdı veya hanımefendi biraz rahatsızdı, o yüzden böyle bir şey yaptı diyebilecek. Çünkü o zaman diyor aynı şey mantığım yani. Türkiye'de ne olursa olsun bir şey olmaz mantığım var yani. Yani gibi değil de gibi diye düşünün. Yani tüketici dernekleri var, memleleri var. Evet. Yani bunun için şikayet edilirse öyle değil ya. Şu an tüketici dernekleri tabii, çok tabii iyi biliyorum ki senin hakkını ondan daha çok savunuyorlar. Yani. Evet. Evet. Diye düşünüyorum yani. Çünkü sen şimdi öyle konuşunca adam diyor ki ne olacak, keselim onu, önemli değil yani, anladın mı? Çünkü bir de Türkiye'de de böyle bir tabir var. Evet. Ne olacak mantığı var yani. Yanlış aslında, ama ne olacağı var mı? Her şey olur aslında yani. Çünkü gerçekten son dönemlerde
devletimizi, milletimizi, bakanlarımızı, cumhurbaşkanımızı bir rahat bıraksalar birçok şeyde kanun çıkacak, birçok şeyde şey yapacaklar. Ama ne olacak? Her gün farklı farklı şeyler olduğu için çok üzücü şeyler oluyor. Üzülme noktasına geliyoruz, ağlama noktasına geliyoruz. Çünkü sevgili Fatih Çakmak benim çok sevdiğim bir dostumdu. O kulübün önünde ölen güvenlik görevlisi. Adam geliyor, hiçbir şey olmamış gibi her yere ateş ediyor. Sevgili polis memuruna 2 yıllık daha polis. Allah rahmet eylesin. Kız çocuğu güvenlik görevlisi yapan kız çocuğun ne suçu var? Yani ben anlayamıyorum. Hala anlayabilmiş değilim. Lütfen çünkü bu devletimize karşı yapılan çok büyük bir saldırı diye düşünüyorum. Çünkü orada Lübnanlısı var, Amerikalısı var, İsraillisi var. Her memleketten insan var yani. Bizi dış ülkelerdeki insanlara ters düşürmek isteyen insanlar bence bunu yapıyor. Evet. Yani bunun altında birçok şey çıkacağına eminim. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi sadece seyredeceğiz. Adam ve elini kolunu sallaya sallaya oradan gidiyor. Nasıl o gece kulübünün içinden, ultra lüks bir gece kulübünün içinden sen elini kolunu sallaya sallaya gidersin? Nasıl bir sistem? Ben hala 3 gündür onu düşünüyorum. Yani bu adam oraya giriyor, tamam, otomatik silah ateş ediyor, giriyor. Şarjörü değiştiriyor. Kaç saniye? 15-20 saniye şarjörü değiştiriyor. Doğru mu? Ve tekrar ateş etmeye başlıyor. Ya bir de yani lütfen bu insanların resimlerini paylaşmayalım ya. Her gün hani diyeceksiniz ki ya paylaşalım da işte bazı şeylere tepkimizi koyalım. Hayır abi, insanların resimlerini paylaşıyorsunuz. Oradaki yani benim gerçekten inanılmaz moralim bozuldu. İnanılmaz böyle kendi kendime ağladım, kendi kendim. Çünkü o Türk vatandaşı olabilir, Hristiyan olabilir, İsrail olabilir, Lübnan olabilir. Sonuçta insan yani, anlatabiliyor muyum? Olduk. Onunla alakalı bence emniyet mensupları bunu Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, sevgili diğer güçler bunu mutlaka çözecektir. Çünkü bu bir İstanbul'un göbeğinde olan bir lüks bir kulübe yapılan bir saldırıdır. Sayın Mehmet Koç Arslan'a çıkmış diyor ki biz şeyi söylemiştik işte saldırı olacağını veya işte şeyi ispat almıştık. Öyle ispat 100 tane geliyor şeye emniyet mensuplarına, hepsine bakıyorlar yani. Onun için gerçekten bir kişi yani 3 kişi dediler, sonra bir kişi giriyor ve ben eğer anlayabilmiş değilim yani. Bir gece kulübünün ultra lüks gece kulübü ve dünya genelinde eğlenen bir gece kulübüne giriyor ve elini kolunu sallaya sallaya çekip gidiyor yani. Yani bu kadar kolay olmaması. Yani 100 kişi oraya giremez benim bildiğim o kulübe ki kapıdan, çerçeveden, gemiden, oradan buradan alınan şeyi biliyorum yani. Nedir o? Güvenlik olayını biliyorum yani. Burada gerçekten hani inşallah bir daha bir kanım burnumuz kanamaz. İnşallah bir şey olmaz. Ama gerçekten artık birlik zaman diyorum arkadaşlar. Lazı, Kürdü, Alevi'di, Çerkezi, Sünnisi, Boşna, Arabı ne olursa olsun birlik zamanı. Çünkü onlar bizim Türkiye'mizi bölemeyecekler. Onlar kendileri bölünecekler. Onu da çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor. Onların yaptığı olaydan inlerine ineceğiz diyor. Ve inmeye devam ediyor. Çünkü ne olursa olsun bizim bu devletimize, bu milletimize, Türkiye Cumhuriyeti bayrağına sahip çıkmamız lazım diye evet. Atatürkçü düşünce, Atatürkçü Atatürk döneminde, Mustafa Kemal Atatürk dönemindeki o askerlere sahip çıkmamız lazım. O askerlere her zaman nasıl sahip çıkmamız lazım? Çünkü onlar bizi bu topraklara emanet ettiler. Onlar bizi bu toprakları getirdiler, verdiler. Anlatabiliyor muyum? Onlar araçlarla, onlar yani nasıl alındığını biliyoruz. Atlarla, tüfeklerle, yürüyerek bu ülkelerin bu Kars'tan Edirne'ye kadar 81 ilin nasıl alındığını biliyoruz. Nasıl burada çile çektiklerini biliyoruz. Bizim VIP'de var. Sabahları kuru bir ekmek, öğlenleyin bir çorba, sonrası bir böyle alındı bu ülke yani. Evet. Onunla alakalı sen değil. Senin deler ya, sülalen gelse bu devleti bölemeyecekler. Ne olursa olsun. Bence hepimiz birbirimize kendilerim diye düşünüyoruz. Öyle değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Peki burada şimdi her iş sektöründe başka bir olay vardır. İşte ekonomi düştü, işler kötü falan. Bunlar size yansıdı mı?
Şöyle, tabii ki insanların belli ihtiyaçları var. Saçını boyatmak zorunda, kesmek zorunda. Yani bu gidişatta bir aksama yok ama insanlar genel olarak bu tarz olaylardan çok mutsuz ve çok tabii ki üzüntü yaşıyorlar. Ve böyle durumda da tabii bir ekstrem bir okazyon, bir parti olsun, bir davet olsun. Bunlarda iptaller oldu çok. Ve olmaya da devam ediyor. O yüzden böyle bir tabii bizim de bir moral bozukluğu ve az da olsa yansıyor tabii işimize de. Sen de? Aynı şekilde. Çünkü davetler olduğu zaman düğünler erteleniyor bu tarz şeylerden. Bir ufak aksam oluyor ama bu bizi çok fazla hani etkilemiyor. Çünkü bir ihtiyaç meselesi, vizyon meselesi. O yüzden de bize gelen misafirlerimiz de bakımlı olmak durumunda olduğu için, ihtiyaç olduğu için ve gelmek durumunda oluyor. Bizi bir etkilemer gibi durumu söz konusu değil şu an. Peki erkek bakım olayını haftada bir mi, ne zaman yapması gerekiyor? Aynı soru bayana gelecek. Evet, yani şimdi az önce onu anlatmak istedim. 4 mevsimde 4 ayrı kozmetik ürünlerini kullanmanız gerekiyor ki saçınızın nem oranı dengelensin ve daha sağlıklı gözüksün. Saçlarda mesela 2 haftada bir saça bakım olunur. Kuaföre gidilip ama kendisi kozmetik ürünü aldığı zaman evinde haftada 1 gün, 2 gün saçına maske yaparak tedavi olabiliyor. Sizde? Bizde de yani haftada bir gelen misafirlerimiz var. Ayda bir gelip saçını boyatıp düzenli olarak bakımını kendi evde yapıp yapanlar var. Normalde bakımlı bir kadının her hafta bir defa kuaföre gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten saç yani bir kadın için en önemli aksesuar diye düşünüyorum. Bakımlı ve sağlıklı olması için düzenli kuaförüne gitmesinde fayda. Peki boş zamanlarında eve geliyorsun, doğru mu? TV açıyorsun. Evet. Bu sonuçta siz sanatı icra eden bir bireysiniz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne vergini ödeyen ve gerçek anlamda çalışan insanlarsınız. Evet. Şimdi bu evlendirme programları var. Gelin kaynana programları var. Bunları seyrediyor musunuz? Yok. Veya yani sen seyretmiyorsun, sen evet, seyrediyor musun? Bizim de böyle bir vaktimiz olmuyor. Kim yani seyrediyor bunları, merak ediyorum ben. Yani evde oturan işler izliyor herhalde yani. Bilemiyorum ama onlar izliyor diye tahmin ediyorum. Varlığından haberimiz var ama hani izlemeye pek vakit bulamıyoruz. Nasıl bakıyorsun? Türkiye, dünyadaki bakış açısı televizyona, hı-hı, Türkiye'de bakış açısı nasıl sence? Yani bir Türkiye'deki böyle programlar bence komik programlar. Ben gülüyorum. Çünkü biz insanlara bir şey katamadığımız bir iştir bu. Yani işte evlilik programı olsun veya bilmem ne olsun. Bunun yerine yarışma programları olsa, bunun yerine işte bu şu an paylaşmış olduğumuz düşünceler olsa daha çok insanlara bilgi vermiş oluruz. Daha çok insanları yeni yetişen nesline iyi fikirler vermiş oluruz. Bu tarz programlar bence daha çok ön planda olması lazım. Çünkü evlilik programları insanlara bir şey katmıyor. Tersine kafanızı dolduruyorsunuz. Boş meşgale gibi geliyor. Dün akşam tam yatacağım. Gözüm Seninle diye bir program var. Seyrettiniz mi hiç? Yok, hiç seyredim. Lütfen internette seyredin. Bir kaynana var. 4 tane kız var. Yalnız kaynana işte her yeri görüyor falan. Ya bir şey söyleyeyim mi? 24, 26, 23 yaşında kızlar. Yani annesine yemediği lafları o kaynadana yediler. Hani evlendirme gibi falan. Abi ne yapıyorsunuz ya? İşte bunlar yanlış, yeni neslimizi yanlış yetiştirme strateji. Yanlış bir, evet, duruş bence. Biraz daha eğitici ve öğretici programlar ve geçerler olabilir tabii. Bunların yerine gerçekten biraz daha... Hani ben dün bir yerdeydik işte, oturuyorduk dedim ya. Sevgili Gökten Bey'le, sevgili Kadir küçük kardeşimle. Biz dedim, bak dedim, bizde belgesel var. Aa öyle mi falan. Çünkü bizde hep yabancı işte belgesel filmleri falan var. Ama biz aslında bazı şeyleri hep açtık gibi görünüyoruz ama bence açmadık yani. Hep bence böyle şeylerde hep dibe gidiyoruz. Diziler 5 saat oldu artık. Dizilere bakıyorsun, tekrarı, az sonrası, bilmem nesi, evet, falanı. Her akşam 5 saat dizi var. Buna bakış açını nasıl bir işveren olarak? Şimdi şöyle, yani biraz önce söylediğim gibi daha eğitici, öğretici, işte belgesel tarzı programlara birazcık daha ağırlık verilebilir. Yani toplumsal olarak yeni nesil devamlı, çünkü kış aylarında özellikle televizyon seyrediliyor, insanlar evlerde televizyon seyrediyor. Ne kadar böyle boş seyrederse o kadar
boş bir tüketim oluyor. Dolayısıyla daha eğitici, öğretici programlar olması taraftarıyım. Senin? Aynı kanadayım. Yani olması gereken insanlara yeni nesle bir şeyler vermek lazım. Bir şeyler öğretmek lazım. Bir şeyler göstermek lazım. Bu da ekranla oluyor. Ekrandaki biraz daha farklılık yaratmak lazım. Biraz daha değiştirmek lazım diye düşünüyorum. Peki bu kadar yoğunun içine kendine vakit ayırabiliyor musun? Şöyle akşam 8'den sonra kendimize vakit ayırıyoruz. Ve artık bu yeni senede bebeğimiz de geleceği için haftada bir gün artık izin kullanmayı düşünüyorum. İnşallah becerebilirim. Tabii eşim biraz presliyor beni ama becereceğiz inşallah. Peki bir gün şu gün çalışmıyorum mantığı var mı? Evet, pazar şimdi artık çalışmamayı planlıyorum. Yeni sezonda, yeni yılda böyle bir şey planlıyorum. Bugün çalışmıyorsun. Öğleden sonra gideceğim. Az önce sevgili bir iş adamını aradı seni. Evet. İsmini söylemeyelim belki kızar. Evet. Onunla alakalı geliyorum dedin. Gelecek ama öğleden sonra ben uğrayacağım iş yerine. Bugün kendime çalışma moduna ayarladım. Önümüzdeki haftalarda artık pazartesi günleri kışın kullanmamayı düşünüyorum. Pazartesi günü gitmeyeceğim. Yazında pazar günleri kullanmayacağım. Siz öyle bir şey var mı sizde? Ben de pazartesi günleri genelde çalışmıyorum. Berabersiniz yani beraber. Pazar günü geldi çalışmıyorum diyor ama. Pazar günleri de öden sonra. Ben yayın yapayım o zaman bundan sonra. Lütfen Adem Terzi Yüselersen'e pazartesi gitmeyin arkadaşlar. Biliyorsun en etkili mecra bizde sosyal medyadır. Evet. Yani bir de iyi kullanabilsek. Değil mi? Evet kesinlikle. Çok sosyal medyadan nerelerdesin Adem? Instagram, Facebook, Twitter. Ondan sonra cuma YouTube kanalımız var. Kesinlikle siz? Biz de Instagram'da varız, Facebook'ta varız. Aynı YouTube kanalımızda var. Evet, Yüksel Arslan olarak. Peki sizin şubeleriniz var mı? Var, evet. Başka yerlerde şubeleriniz var mı? Evet, evet. Peki markanın şubelerini veriyorsunuz, verdiniz. İsim kullanan franchise var. Aynı zamanda kendi şubemiz de var. Peki Adem'e katılmıyorsun o zaman sen. Şimdi Adem'in olayı... Para lazım dermiş. Adem Terzi'nin olayı biraz daha farklı tabii. Kendisi olmak zorunda başında. Ama bizim çekirdekten yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız var. Yani bu şubelerin başında da aynı sistemde servis vermeye dikkat ediyoruz. Yani bu iş çok göreceli ve çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Şube işi. Aynı servisi, aynı kaliteyi vermediğiniz zaman sıkıntı olabiliyor. Yakında bir şube açalım sen. Yok ben yine sıcak bakmıyorum. Peki şimdi Olga, Kalistiva ve birçok arkadaşı bizi seyrediyorlarmış. Bunlar Rus, Ukraynalı arkadaşlarımız. Program çok güzel. Onlar da böyle hani çatmak Türkçe biliyorlar ya. Tabii ki bununla alakalı da bazı şeylerde zorlanıyorum onlarla konuşmak için. Ama gerçekten karakterleri, yapıları, özverileri, kendileri güvenleri, işi sevmeleri gerçekten tebrik edilecek tarzda. Onları çok tebrik ediyorum. Ama işini adam gibi yapanlara. Ama bir de bunları Türkiye'de çok kullanan insanlar var. Saçma sapan. 200 lira alıyorsa onun adına 10 kuruş veriyor çocuğu. Ona nasıl bakıyorsun? Son soru. Program bitti. Ondan sonra teşekkür edip programı kapatacağız artık. Yani şimdi şöyle nasıl bakıyorsunuz derken insanlar yapmış olduğu işin hakkını almalı diye düşünüyorum. Çünkü hak yemek çok tehlikeli bir şeydir. O yüzden ne iş yapıyorsa onun hakkını verilmesi gerekir yani çok. Siz bayan geldiği için söylüyorum size. O tarz şeylere çok karşılaşıyorsunuz. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Mesela size gelip bir modelle alakalı bir tasarım var. Evet. Saç şeyi var. Yabancıyı kullanıyorsunuz genellikle. Evet. Bir de Türkiye'de Türkler de Türkiye'yi pek kullanmıyorlar. Çünkü kapris olduğu için bilmem ne olur söylüyorlar. Evet. Peki buna verilen işte 200 lirayı senden 200 lira alıyor. Gidiyor ne 10 kuruş veriyor. Buna nasıl bakıyorsun? Şimdi şöyle ben şuna karşıyım. Yani yaptığınız işi her zaman en iyisini yapmak durumundasınız. En iyisini yapmalısınız diye düşünüyorum. Bu gerek bir ayakkabı boyacısı olsun, gerek bir saç tasarımı olsun, gerek bir herhangi bir şey. En iyisini yapmak ve en kalitesini yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bunun da bir karşılığı var. Ben her zaman emeğin karşılığının verilmesi taraftarıyım. Aksi takdirde gerçekten kulak dediğimiz bir şey var. Kötü bir şey yani. Kulak gibi biliyoruz yani. Evet. Peki çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Son neler söylemek istersin abicim?
İnşallah 2017 yılı barış ve huzur dolu bir yıl olur. Artık bu üzücü vahim olayları yaşamayız. Birlik beraberlik içinde güzel bir yıl olur diyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, Adem Bey. Ben diyorum ki öncelikle size teşekkür ediyoruz. Bizi buraya davet ettiniz. İnsanları bilgilendirdik. 2017 yılı hepimiz için keyifli, afiyetli, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, bol işli, barış dolu yıl diliyorum. Keyif dolu yıl diliyorum. Her şey bizim için olsun, her şey güzel olsun, dünya iyi olsun ki biz de iyi olalım, hepimiz iyi olalım. Evet, aynı temenni ben de bulunuyorum ama bence her zaman söylediğim gibi o kenetlenme birbirimize olsun. O zaten olduğu süre içinde her şeyin en güzeli olacak. Ben Adem Terzi'ye, bütün ekibine çok teşekkürler. Salondaki bütün arkadaşlara, manikürden, pedikürden herkese çok teşekkür ediyorum. Tanımadığım yeri giren varsa arkadaşlara da sevgiler sunuyoruz. Sizin sonuçta erkek olduğumuz o tarafa pek giremiyoruz ama ekibinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Efendim yarın saat 11'de inşallah yeni konuklarla burada olacağız. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Diyorum ki her zaman çalışacağız, her zaman koşturacağız. İşte bu plaket çok önemli benim için. Çünkü maneviyatı çok yüksek. Siz de çalışın, sizin de olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Merhaba.